Dini sohbetlerin yapıldığı, dini suallerin cevap bulduğu bir Hak Yolu programından daha hepinize selamlar, saygılar sevgili seyirciler. Allah'ın rahmet, mağfiret ve bereketi bu mübarek gecede üzerlerinize olsun efendim. Değerli izleyiciler, programımıza her zaman olduğu gibi İstanbul Emekli İl Müftü Yardımcımız Sayın Yusuf Kavaklı hocamız iştirak ediyorlar. Yapacakları sohbet ve sizlerden gelecek olan suallere verecekleri cevaplarla programımızı aydınlatıyorlar inşallah. Efendim bizlere ulaşabileceğiniz e-mail adresimizi ve WhatsApp hattı telefon numaramızı vermek istiyorum. E-mail adresimiz hakyolu18@hotmail.com. WhatsApp hattlı telefonumuz ise 0533 774 28 91. Efendim bu e-mail adresi ve telefon ile WhatsApp hattımıza zihninize takılan dini sualleri yazıp hocamıza yöneltebilirsiniz. Programımızın sualler kısmında inşallah canlı telefon bağlantılarımızla da sizlerden sual almaya başlayacağız. Efendim ben buradan muhterem Yusuf Kavaklı hocamı selamlamak istiyorum. Muhterem hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah hocam. Görüşmeyeli. Hamdolsun Mevla'ya. Görüşmeyeli değil mi Hikmet Hoca? Ya bir hafta geçince hocam biz yani özlüyoruz tamam, sizi. Tamam da yani görüşmeyeli nasılsın dersen ben de iyiyim deyince sanki bana yani seninle görüşmeyeli iyiyim manası çıkıyor gibi. Öyle mi? Ha, tabii. Ben o inceliğe dikkat edemedim hocam. Evet. Onun içinde nasılsın iyi misin? İyiyim hamdolsun. Bugün elhamdülillah. Bugün şükür. Elhamdülillah. Sevgili seyircilerimizle bir cuma akşamı daha bir araya gelmedim. Elhamdülillah. Mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah onlar da mutludurlar. İnşallah. Bu birliktelikten. Ben Samsun'a gittim hocam memleketime. Oradan sizlere çok çok selamlar getirdim. Ankara'ya uğradım. Oradan da sevgili seyircilerimiz programlarımızı beğeniyle takip ettiklerini ve istifade ettiklerini söylediler ve sizlere kucak dolusu Allah razı olsun ilettiler. Bugün de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir hocamız, yine Profesör Doktor efendim Raşit Küçük hocamız, Doçent Doktor Halis Zavallı hocamızla beraberdik. Sizlere çok çok selam söylediler. Aleykümselam. Efendim programımızdan dolayı da tebrik ettiler. İstifade edildiğini söylediler. Allah razı olsun. Evet, kendileri hakikaten Kur'an'a, sünnete hizmet eden hocalarımız, talebe yetiştiren evet. Hocalar. Bizim hocalarımız. Onlara çok şey borçluyuz, minnettarız. Helal bu arada Yaşar hocaya. Bu arada Yaşar Kandemir hocamız da bu pazar günü tekrar Eyüp Sultan Camii'nde Kadı İyaz Hazretleri'nin Şifa Şerif derslerine öğle namazından bir saat önce başlıyorlarmış. Buradan da ilan etmiş olalım. Yani o Eyüp Sultan'ın o efendim manevi atmosferine ne kadar da yakışan bir derstir değil mi hocam? İnşallah. Kadı İyaz'ın Şifa-i Şerifi hocamız da çok hem güzel efendim tayin etmişler. Bir ahlak timsali evet. Hoca Efendi'nin orada öyle gayet sakin, sessiz. Evet. Öyle mülayim bir lisanla o kitabı okuması tabii. O ayrı bir zevk. Hocam bizim Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yüksek İslam Enstitüsü, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü sizin mezun olduğunuz fakültelerimiz hocam hakikaten Kur'an ve sünnet çizgisinde efendim çok güzel eğitim yaptırdılar ve hala da o çizgide devam ediyor. Dolayısıyla yani hocalarımızın hepsi efendim bir ahlak timsalidir. Onlara saygılarımızı gönderiyoruz. Evet. Ellerinden öpüyoruz hocalarımızı. Şimdi Yaşar hocam evet. Bir not göndermiş ya. Ben saygıdeğer seyircilerimize hayırlı akşamlar niyaz ediyorum. Bugün mübarek cuma günüdür. Her ne kadar cuma vakti geçmiş olsa bile Mevla bugünün feyzinden, bereketinden istifade edenlerin içerisine bizleri de dahil eylesin inşallah. Amin inşallah. Mevla önümüzdeki haftalarda da bu güzel sohbetlere devam etmeyi nasip eylesin. Amin, bizi inşallah. Bundan geri koymasın inşallah. İnşallah hocam. Şimdi Yaşar Kandemir hocam bize bir not göndermiş ya bir evet. Konuyla ilgili. Ben o konuyu hemen tetkik ettim. Baktım evet. Gerçekten de benim kafama uymadı o. Doğru. Biz şimdi o eseri belli bir müessese çıkardığı için evet. Biz korkusuzca bakıyoruz o. Doğru. Ama referansı. Tabii referans. Evet. Müessese olduğundan. Mesela hocanın evet. Veda gecesinde nasıl olsa Yaşar Kandemir hocam oraya gelir. Evet. Ben de orada elini öper. Evet. Mazeretimi bildiririm dedim. Evet. Ama hoca o gün oraya gelmedi. Evet. Gelmeyince ben de onun telefonla o konuyu oraya aktarmak da işime gelmedi doğrusu. Evet. Evet. Ama kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizleri evet. Haberdar ettikleri için. Allah razı olsun. Dikkatimizi çektikleri evet. için. Allah razı olsun. Çünkü hocam
hocam bizi bu platformda, yani Hak Yolu programında sevgili seyircilerimizin merak ettikleri, hangi kitabı okuyalım diye merak ettikleri konularda da onlara yol gösterme gibi efendim bir mesuliyetimiz var, sorumluluğumuz var. Tabii ki güvenilir kitapları tavsiye etme durumundayız. Evet. Dolayısıyla bu tarz tavsiyelerimizde hocalarımızın dikkatimizi çekecek, bizlere hatırlatmada bulunacak noktalar varsa ondan da tabii mutluluk duyuyoruz. Evet. Çünkü her şeyi ince inceleme imkanı da olmayabiliyor. O açıdan da hocalarımıza teşekkür ediyoruz hocam. Bir de güveniyorsun Hikmet Hoca. Tabii. Doğru. Ben Diyanet İşleri Başkanlığı'na güvenirim. Evet, doğru. Din İşleri Yüksek Kurulu'na güvenirim. Evet hocam. Ve hiçbir konuyu da onların şeyi dışında kabul etmem yani. Doğru. Evet. Dolayısıyla da eğer orada bir hata olursa o hatayı telafi etmek de bizim görevimiz. Tabii. Evet, doğru. Evet hocam, bu akşam sevgili seyircilerimize hangi konudan bahsedeceksiniz? Hikmet Hoca, şimdi benim bir sıkıntım var. Herkesin sıkıntısı var da. Benim bu sıkıntım, yani bir kişinin yaptığını binlerce, milyonlarca insan çekiyor. Evet. Yani ben Müslüman bir insan olarak yaptığım hareketlere dikkat etmezsem, bütün Müslümanları bağlayan bir durum ortaya çıkıyor. Benim yüzümden bütün Müslümanlar töhmet altında. Ya, evet. Ben buna dikkat etmek durumundayım. Çok doğru. Dikkat etmek. Yani bugün, biz çünkü sıradan insanlar değiliz. Biz bir şeyin iddiasıyla temsil eden insanlarız. Şimdi Hayrettin Karaman Hoca'nın bir makalesi sana da gönderdim. Evet, okudum hocam. Mu okumadım bilmiyorum ama şimdi orada hocanın epey şeyleri var, nasihatleri var da yetkililere. Evet. Orada bir cümle var. Diyor ki sizin yaptıklarınız Müslümanlara mal ediyor. Evet. Tamam mı abi? Müslümanlara mal edildiğine göre öyleyse güzel şeyleri yapın ki Müslümanlara mal edildiğine değsin. Evet. Güzel şeyleri yapmazsanız ve bu da Müslümanlara mal edilirse büyük vebal altında kalırsınız diyor. Ya. Şimdi ben Yusuf Kavaklı olarak sokakta, çarşıda, pazarda bir hata işlediğimde Hikmet Hocam, evet, onun vebali, günahı, her şeyi şahıs olarak bana ait. Evet, doğru. Ama ben çarşıda, pazarda, başımda sarığımla, sırtımda cübbemle, efendim, eğer bir hata yaparsam, o zaman o sarığım ve o cübbemle birlikte o sarığı ve cübbeyi taşıyan bütün meslektaşlarımı ilzam etmiş olurum. Doğru. Onun için de Müslüman dikkat etmeliyim. Evet. Şimdi bugün ne anlatacağım diye soruyorsun bana. Şimdi bir bayram geçirdik, 9 gün. Ya. Yani çok zengin bir memleketiz. 9 gün Ramazan bayramında, 9 gün Kurban bayramında tatil. 9 gün Ramazan bayramında otelcileri kazandır, 9 gün Kurban bayramında otelcileri kazandır. Peki millet ne kazanıyor buradan? Çok şey kaybediyor. Çok şey kaybediyor. Hatta ama hocam bir gazetede bir şey vardı, affedersiniz. Ne? Japonya'da haftalık çalışma saati 44 saatmiş hocam. Evet. Demişler ki biz bunu hükümet 42 saate indirelim. He. Yani toplam çalışma süresi saat olarak 44 saat haftalık. Biz bunu 42'ye indirelim. Bütün işçi sendikaları ayağa kalkmış. Olmaz böyle şey diye. Yani 2 saatlik bir kısıntıya gidelim. Yani 42 saat olsun. İşçi sendikaları kabul etmemişler bunu. Şiddetle reddetmişler. Hmm. Yani çünkü ülke ekonomisine olumsuz açıdan yansımaları olacak. Biz şimdi 9 günlük tatiller vur patlasın. Biz bunu söylediğin zaman her biri bir taraftan ötüyor. Yeah. Ötüyor diyorum. Tabirimi hoş görsünler. Evet. Özellikle kullanıyorum bunu. Çalışmayı sevmiyoruz hocam. Biz çalışmayı sevmiyoruz. Müslümanlar olarak. Onun için de gavur ensemizde boza pişiriyor. Ya doğru. Gavur ensemizde boza pişiriyor. İşte doları, eurosu işte ortada. Tabii. Hala devam ediyor. Hala. Doğru. Artmaya devam ediyor hala. Efendim. Bu zillet hocam. Bu zillet aslında. Hı? Bu zillet yani. Tabii zillet ki. Ne zillet? Ya. Ben şimdi belli market ismi vermiyorum ama bir marketten alışveriş yapıyorum. Evet. İşte ucuz diye. Herkes oraya gidiyor diye filan. Oradan da ben ayranı seviyorum. Evet. Ayran alıyorum. Efendim. Bir tarafta da bir başka Türklerin yaptığı bir ayran var. Hı. Markası da öyle. Onu bulamıyorum orada. Hı. Onu orada bulamıyorum. Evet. Onu gidip Migros'tan almam lazım.
Efendim? Neyse isim vermeyelim hocam. Aynen, reklama girmesin. Efendim? Oradan o ayran alıyorum, işte bu Amerika'nın doları, moları filan, efendim Amerikan mallarını almayalım, etmeyelim, tutmayalım şey var ya, biz bir ilk zamanda hura söyleriz, ondan sonra hiçbir değişiklik olmaz. Unuturuz. Olmaz. Şimdi ben ne bekledim biliyor musun Hikmet Hoca? Evet. Amerikan gavuru bizlere bu işleri yapınca, efendim şimdi efendim Türkiye'de fabrikası kurulmuş da bir sürü işçi çalışıyormuş da işte şöyleymiş de böyleymiş de filan. Bu gazlı içecek var ya, gazlı içecek. Ramazan'ın değişmeyen içeceği var ya, diye. Sanki değişmeyen içecekmiş gibi lanse ediyorlar ya. İşte onun vitrinlerde beklemesini düşündüm. Bekler dedim. Ama nerede hacısı, hocası, vaizi, müftüsü, imamı, boz adamı hala içmeye devam ediyor. Evet. İçtiğiniz bu zıkkım kurşun olarak İsrail'e gidiyor. Kurşun olarak geri Filistinlilere geliyor. Ya. Ama kim dinliyor kardeşim ya? Kellim kellim la yapa. Araplarda bir söz var ya. Kellim kellim la yapa. Söyle söyle boş Hikmet Hoca. Şimdi onun için bu 9 günlük tatilde efendim sayfiye yerlerinde efendim o bırakılan atıkları, şunları bunları günlerce televizyon getirdi gösterdi, getirdi gösterdi, getirdi gösterdi. Evet. Ya Hikmet Hoca, Allah lillah aşkına biz Müslüman mıyız? Ya. Elhamdülillah. Biz Müslümansak eğer, bu iddiayı ortaya atıyor isek, en nezafetü minel iman nedir dostum? Hazreti Peygamber'in sözü müdür sallallahu aleyhi ve sellem? Aynısı, evet. En nezafetü minel iman Hazreti Peygamber'in sözü olduğuna göre, evet. Onun ismi anıldığında elini kalbinin gönlünün üzerine koyan Müslüman, evet. Onun ismi anıldığında Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyen Müslüman, onun ismi anıldığında bir kısmının gözleri yaşaran Müslüman, piknik yerindeki pisliğini oraya bırakıp gidiyorsa bırak o Müslümanlığı Hikmet Hoca ya. Evet. Allah aşkına bırak ya. Bu iddiada bari bulunma ya. Allah'tan kork. Tabii ya. Tabii seyircilerimize hatırlatalım. En nezafetü minel iman, temizlik imandan demek. Bitti. Bir başka sayat istedi Efendimiz. Tuhuru şatrul iman. İman diyor. Yani temizlik imanın yarısıdır. Yani o kadar önemli yani. İmanın yarısıdır. Diğeri imandandır. Diyor, bu hadiste imanın yarısıdır. Yani. Evet. Şimdi Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ediyor Hikmet Hoca. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar, evet. Bak ey insanlar, Allah temizdir. Evet. Ancak temiz olan şeyleri kabul eder diyor. Evet. Allah temizdir. Allah temiz olduğuna göre onun kulları haydi haydi temiz olması lazım. İlla tayyibun la yakbelü illa tayyib. Efendim Allah temizdir, ancak temiz olan şeyleri kabul eder diyor. Hayır, evet. Gene Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh'den rivayet ediliyor ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her 7 günde bir, bak her 7 günde yani haftada, evet. Bir saçını ve bedenini yıkayarak banyo yapması Allah'ın bütün Müslümanları üzerindeki bir hakkıdır. Evet. Bak bir hakkı. Şimdi her 7 günde bir gün banyo yapmak Allah'ın Müslümanların üzerindeki hakkı ise Hikmet Hoca, ya. Otobüse bindiğin zaman koltuk altı pis kokusundan otobüste burnunu tutmadan gidemiyorsun arkadaş. Nasıl Müslümanlık bu? Sigara daha kötü ya hocam. Daha oraya gelmedim ki. Nasıl Müslümanlık bu? Camiye geliyorsun. Caminin avlusundasın. Evet. Hastane avlusunda sigara içenlere canım sıkıldığı kadar cami avlusunda sigara içenlere de canım sıkılıyor. Ya hastaneye gelmişsin arkadaş. Hastane bu ya. Bu hastanenin avlusunda. Evet. Hem de çapada ya Hikmet Hoca, çapa. Kanserin tedavi edildiği merkez hastanelerimizden birisidir. Cerrahpaşa aynı şekilde. Yani bunun efendim bahçesinde sigara içmek neyin nesi yahu? Ölüme meydan okumak. Ölüme meydan okuyorsun göya. Kim ya, kime meydan okuyor? Yazık. Zavallılık. Ha, kim kime meydan okuyor? Onun için de yani her 7 günde bir gün yıkanmak
Allah'ın Müslümanların üzerinde hakkı, hakkı ise Hikmet Hoca, öyleyse bu Müslümanlar çarşıda, pazarda, bakkalda, manavda, kahvede, kafede, atemelerde, AVM'lerde nezih nezih kokması lazım. Hocam mesela şimdi işte bayram dönüşü, bayrama giderken filan otoyollardan gidiyoruz. Pırıl pırıl yollarımız. Tabii biz Orta Asya'da da epey bir sene çalıştık. Yani oradaki yolları hatırlıyorum da. Ben eski yolları biliyorum. Çukurlardan filan etrafını dolaşarak artık bir saatlik yolu 2-3 saatte gidersiniz filan. Şimdi bizim yolumuz pırıl pırıl. Ama bütün o otobanların kenarında ilanlar var. Asılmış büyük levhalar. Lütfen otoyollarımızı temiz kullanalım. Tabii. Fakat şimdi önümüzde bakıyorsunuz adam camı açıyor. Boş pet şişeyi sallıyor patlıyor. Ya ne diyorsun ya? Kül tablasını döküyor. Berbat bir vaziyette. Yani. Hep kızıyoruz onlara. Niye böyle yapıyorsun? Burayı beraber kullanıyoruz. Ve hocam o otoyolların o kenarındaki o pislikleri temizlemek için devlet efendim binlerce lira harcıyor o yolları temizlemek için hocam. Yani kimse çerini çöpünü atmasa bizim kasamızda, devletimizin kasasında hocam binlerce lira kalacak. Sırf temizlemek için korkunç paralar harcanıyor. Yani işte buradaki bu temizliğe riayet etmemenin neticesi bu maalesef. Onun için buradan sevgili seyircilerimize ama ne olur evimizi temiz tuttuğumuz gibi yollarımızı da tabii ben onu diyorum Hikmet Hoca ya. Sen şimdi evinin içerisinde otururken elindeki bir kağıt parçasını evin ortasına atıyor musun arkadaş? Atmıyorsun. Atmıyoruz, atar. Atmıyorsun ha. Evet. Evinin içerisinde otururken elindeki kağıt parçasını evinin ortasına atmadığına göre elindeki kağıt parçasını, sigara izmaritini, sigara kutusunu, kola kutusunu, pet şişeyi otobana atma hakkın yok bir. Evet. Sayfiye yerlerinde pisliğini bırakmaya hakkın yok iki. Evet. Müslümanım diye geçinmeye hakkın yok üç. Evet. Müslümanım diye geçinmeye hakkın yok üç. Hikmet Hoca Allah aşkına ya. Doğru. Bugün cumaydı. Bir dünya insan cuma namazına gitti mi arkadaş? Tabii. Bir dünya insan cuma namazına gitti. Yarın da herkes pikniğe gidecek. Ertesi günde herkes pikniğe gidecek sevgili kardeşim. Evet. Yani o piknik yerlerinde efendim yaptığınız mangalın pisliğini, yediğiniz etin pisliğini, tamam mı kardeşciğim? Evet. Yediğiniz etin pisliğini oralara dökme hakkınız var mı arkadaş sizin ya? Yok. Bu rakamı ha şimdi orayla ilgili de şey var Hikmet Hoca. Buyurun hocam. Efendim şimdi Cenab-ı Hak evet. Rahman suresinin 5. ayet Hikmet Hoca. Eşşemsü vel kameru bi husban. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket eder. Doğru. Ve evet. Necmü ve şeceru yesrüden. Yıldızlar da ağaçlar da secde eder. Ya. Ve semâe rafa'aha ve vada'al mizan. Göğü Allah yükseltti ve mizanı yani dengeyi o koydu. Evet. Ella tedgav fil mizan. Sakın dengeyi bozmayın diyor bak Allah Kur'an'da. Yeah. Ve akimul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız diyor Allah Teala. Bunu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de emrediyor Hikmet Hoca. Evet. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği bu emirler kimin için geçerli? Bu emirler Müslümanım diyen insanlar için geçerli değil mi kardeşim? Doğru. Ben Müslümanım elhamdülillah diyen her Müslüman bu emirlerin muhatabı mı? Muhatabı. Kesin. Bu emirlerin muhatabıysa bu emirlere uygun hareket etmesi gerekmez mi? Tabii. Ağaçlar taşlar secde ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih diyor Kur'an Hikmet Hoca malum. Yeah. Yani dünyada yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki kendi lisanıyla Allah'ı zikretmesin diyor. O nebatat kendi lisanıyla Allah'ı zikrederse eder iken o çulu çuvalı o canım yeşilliğin üzerine serip sera serpa o ağacın altında o güzellikte o yeşillikte efendim şöyle dinle. Bu bir nimet mi Hikmet Hoca? Nimet. Doğru. İşte o altında yattığın ağacın altını pisleterek gitme hakkına sahip değilsin abi. Evet. Pisleterek gitme hakkına sahip değilsin. Şimdi efendim
İsra suresinin 44. ayeti Hikmet Hoca. Evet hocam. Tüsebbihu lehus semavatus seb'u. Tamam mı abi? Vel ardu ve men fihinne. Yedi gök ve yer ve bunlarla bunlarda bulunanlar. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar. Onu tesbih eder diyor. Evet. Yedi gök Allah'ı tesbih ediyor. Yerde ve gökte bulunan her şey Allah'ı tesbih ediyor abi. Evet. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ayet. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O tesbih, öyleyse o tesbihi yapanlara eza cefa yapma hakkına sahip değilsin Hikmet Hoca. Evet. O da bir canlıdır. Cenab-ı Peygamber ne diyor? Kıyametin kopacağını haber versin birisi size. Eğer elinizde bir odun parçası varsa onu dikin diyor, değil mi? Evet. Siz kıyameti düşünmeyin. Elinizdekini fidan, dikin. Bir fidan. Bir fidan. Dikin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu tavsiye etmiş. Tavsiye etmiş. Şimdi yemyeşil arazi, ya şu belediyelerimizin yaptığı park yerleri dehşet Hikmet Hoca. Ya. Belediyelerimizin yaptığı piknik yerleri dehşet. Geçen sene biliyorsun iftar programlarında Ümraniye'de efendim hep o yoldan geldik geçtik o piknik yerinde. Şahane piknik yerleri yapmış belediye. Allah razı olsun yapanlardan. Evet. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Yedi cetlerine rahmet olsun. Ama şimdi bu güzellikte yapılan bu yerleri Cenab-ı Hak da yağmuruyla beslemiş azizim. Yeah. Yağmuruyla beslemiş. Evet. Sen şimdi bunun altına geliyorsun abi, ailece oturuyorsun, yakıyorsun mangalı ve o pis kokunun içerisinde bir dünya insan Hikmet Hoca. Yeah. Ben hiç öyle bir piknik yerinde bulunmak istemiyorum abi. Bulmak. Emanet bunlar aslında. Bunlar bize emanet. Tabii bunların hepsi emanet. Evet. Şimdi bütün bunları efendim gördük. 10 günlük tatilde de kardeşim getirdiler gözümüze soktular. Getirdiler ya. Ne diyorlar biliyor musun abi? Türkiye Müslüman mı? Müslüman. İşte Müslüman pis. Tamam mı abi? Müslüman pis. Siz görmediniz o yolları Hikmet Hoca. Biz Mina'dan Şeytan taşlamaya gelir iken bak 1988, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95'leri söylüyorum. Efendim biz oradan kalkıp da Şeytan taşlamaya gelirken Hikmet Hoca yolları işgal etmişler. Şöyle daracık bir patika yol vardır yani patika. Öyle bir patikadan geçerdik. Burada adam yatıyor, burada burnunu temizliyor. Burada yemek yiyor, öbür tarafta pisliğini oraya dökmüş. Yahu burnumuzu tıkaya tıkaya geçerdik oradan Hikmet Hoca ya. Bura Mekke Hikmet Hoca gözünü seveyim ya. Mekke burası ya. Mekke. Ve bu Müslümanlar temizliğe riayet etmiyorlar. Evet. Şimdi şeyde dolaştı. Onu siz gördünüz mü bilmiyorum. Nette dolaştı. Evet. Hem de 2-3 gün dolaştı. Efendim kirletmiş bizimkiler. Japonlar da efendim gelmişler. Almışlar ellerine kocaman efendim naylon şeyler. Poşetler. Efendim bizimkilerin pislediği yerleri Japonlar temizliyor Hikmet Hoca. Bizimkiler de kenara çekilmişler böyle bön bön seyrediyorlar. Kim kirletiyor, kim temizliyor Hikmet Hoca? Kim kirletiyor, kim temizliyor? Onun için ben diyorum ki sevgili kardeşim, aziz dostum, yani efendim demin söylediğim gibi şimdi 5 vakit namazı kılan piknikçilere sesleniyorum. Evet. 5 vakit namaz kılan piknikçilere sesleniyorum. Cuma kılan piknikçilere sesleniyorum. Bayram kılan piknikçilere sesleniyorum. Teravih kılan piknikçilere sesleniyorum. Sizin adını andığınız, bağlandığınız, ismi anılınca elinizi kalbinizin göğsünün üzerine koyduğunuz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haşa bulunduğu yeri kirletiyor muydu Hikmet Hoca ya? Ha, bulunduğu yeri kirletiyor muydu? Öyleyse o kirletmediğine göre ey Müslüman,
Namaz kılan Müslüman, temizlik imandandır da, lafını ağzından düşürmeyen Müslüman, sen peygamberini örnek almak durumunda değil misin? Peygamber oturduğu yeri tertemiz bırakıp giderken sen oturduğun yeri nasıl pislik içerisinde bırakır gidersin ya? Evvelki gün Küçükçekmece'de adam efendim asit. Evet. Asit. Sonra Beykoz tarafında 2-3 ay evvel görmedik mi? Adam getiriyor gece efendim o rezilliği, hastalık şeyini oraya diyor. Böyle vicdansız, böyle kitapsız, böyle Allahsız insan olmaz Hikmet Hoca ya. Bunlar bizim vatandaşımız ya. Evet, maalesef. Öyleyse bir yerde bir arıza var azizim ya. Doğru. Alemin okulunda okuttuğu insanlar, alemin okulunda, elin gavurunun okulunda okuttuğu insanlar bu işlere riayet ederken bizimkiler nesin riayet etmez abi? Bir yerde bir arıza var öyleyse ya. Hocam mesela hadis-i şeriflerde geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin giyim kuşamını anlatırken sahabe-i kiram buyuruyorlar ki beyaz giymeyi severdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü beyaz temizliğin bir efendim, işaretidir, evet. Nişanesidir. Yani şimdi hakikaten Efendimiz tertemizdi ve sahabesine nasıl temizleneceklerini de öğretirdi. Dolayısıyla ümmetini öğretiyor. Yani buna küçük abdest, büyük abdest de dahil. Tabii canım ya, sen çocuk burnunu çekmek gibi. Dahil, efendim tükürmek dahil. Çocuk yani, yetiştirir gibi yetiştirmiş azizim evet ya. Evet hocam, muhteşem bir şey yani. Tabii yani. İşte medeniyet buradan çıkıyor hocam. İşte medeniyet bu işte. Medine medeni. Evet işte. Ciddi ya sen, medeniyet buradan yani. Çıkıyor. O günün şartlarında Efendimiz ciddi bir efendim seviyeyi işaret ediyor ve sahabesini öyle yetiştiriyor hocam. Yani şimdi sen oradan dön gel Hikmet Hoca. Yani. Şimdi bugün bir yerde idim ben, bir programda idim, bir şey gösterdiler. Camide vatandaş namaz kılıyor. Camide. Vatandaş namaz kılıyor, namazını bitiriyor, kalkıyor. Kalktığında cüzdanını düşürüyor. Bak şimdi. Evet hocam. Şimdi orada namaz kılan bir başkası o cüzdanı alıyor, çekiyor, gidiyor Hikmet Hoca. Ya. Şimdi bu camide bu namazı niye kıldın abi? Niye kıldın bu namazı burada? Bir başkasını gösterdiler. Hani bir sadaka kutuları var Hikmet Hoca. Orada da söyledim zaten söyleyeceğimi. Yani bu sadaka kutuların nerelere gidiyor Hikmet Hoca ya? Evet. Nerelere gidiyor? Bu sadaka kutuları kimin? Kim organize ediyor bunu? Bu vatandaşın din duygusunu, bu vatandaşın yardım duygusunu kim istismar ediyor arkadaş ya? Biz zamanında hep vermedik mi kardeşim? Hayır diye vermedik mi? Hizmet diye vermedik mi kardeşim? O hizmetin karşılığı ne oldu bugün Hikmet Hoca ya? Evet. O hizmetin karşılığı ne oldu? Efendim o sadaka kutusunu adam geliyor para bozdurmak için bir dövizciye. Dövizcinin orada bir sadaka kutusu var. Şöyle bakıyor. Dövizciyle onu lafa tutuyor. Onu lafa tutarken onu aşağıya alıyor koyuyor. Aşağıya. Yani nereye gitti anlaşılmıyor. Tabii aşağıya koyuyor. Bir müddet sonra da o sadaka kutusunu alıyor götürüyor. Şimdi orada şundan bak. Dedim ki ya ecdat sadaka taşları koymuş. Değil mi? Evet. Değil mi? Sadaka taşları. Şimdi sadaka taşlarından değil mi abi? Yeah. Gelmişiz sadaka kutularını aşırmaya. Hocam camilerini talan eden bir nesil çıkmış hocam. Tabii ya. Camilerimizi çala çala o eski eserleri filan. Evet. Hiçbir şey kalmadı camilerde. Sonra topladılar da vakıflar müzesine koydular. Hani koruyalım filan diye yani. Evet. Geçen hangisinde bir milletten bahsediyordu da. Evet. Efendim bir müzeyi ziyarete gitmiş o hangisiydi? Bir millettir o gazete yazıyordu. Efendim müzeyi ziyarete gitmiş abi. Orada kendi memleketlerinden çalınan, yine bizim Orta Doğu'da, evet, kendi evet. memleketlerinden çalınanları o müzede görmüş de Hikmet Hoca. Irak'tı galiba. Irak'tı. Oturmuş çocuk Anladım. Gibi ağlamış ki benim memleketimin efendim hep tarihi eşyaları çalınmış gelmiş bu müzede sergileniyor tabii, diye. Tabii. Suriye öyle talan edildi, Irak öyle hocam. Akşam bizim şeyi... Anadolu öyle. Tabii. Öyle tabii yani. Akşam yine bu Akit TV'de bir program vardı. Bu 30 Ağustos'la evet. ilgili, 1071 ile ilgili filan. Yine bizim Mehmet Hakan Sağlam. Evet. Efendim hoca oradaydı. Kanım durdu Hikmet Hoca, kanım durdu. Ya. Bir konudan bahsedildi de, bir konudan
Efendim dedi ki ya Selçukluların başkenti nereydi? Konya. Konya. Anadolu Selçuklu. Evet, Anadolu Selçuklu. Başkenti Konya mıydı? Evet. Konya. Konya'daki o insanların mezarlarını açtılar. Evet. Açtılar. O mezarların kemiklerini toplayıp toplayıp köpeklere attılar. Daha ne bekliyorsunuz siz dedi ya Mehmet Hakan Sağlam. O dönemin hocam şeyi Konya valisi bir şaya çıkmış. İşte güya sultanların gömülürken altın yüzükle gömülürlermiş filan diye. İşte o vesileyle açıyorlar. Altın yüzük filan arıyorlar. Naaşların yani arıyorlar. Parmaklarında filan. Daha sonra da işte çıkartmışlar öyle atmışlar bir kenara yani. Ve onu da söyledi. Tabii köpekler filan falan. Tabii canım onu da söyledi. Ya şu Abdurrahman Dilipak Bey'in de böyle bir kitabı vardı. Yanlış hatırlamıyorsun. Eskiden yazmıştı, okumuştum. Yani orada ince ince anlatıyordu bu meseleleri. Hayır bu adam biraz İstanbul'da da valilik yaptı bu adam. Ya evet. Tabii İstanbul'da da valilik yaptı. İstanbul İmam Hatip Okulu'nun binası yıkıldı. Şimdi o levha ne oldu bilmiyorum. Evet. İstanbul İmam Hatip Okulu'nun eski binasının kapısından içeri girdiğinde ana kapıdan soldan konferans salonuna gidiyordu yol. Evet. O konferans salonuna giden yolun üstündeki soldaki duvarda kocaman bir levhayla bu zatın sözleri vardı orada Hikmet Hoca. Evet. Ve o günlerde bize söylemişlerdi efendim bu devrin meşhur masonlarından 33 derece meşriki azam oluyor onlar. Evet. Ha, 30 masonlarından bir adamcağız. Şimdi düşünebiliyor musun ya? Ecdadın kemiklerini köpeğe atıyorlar Hikmet Hoca ya. Ecdadın kemiklerini köpeğe atıyorlar abi. Ve ondan sonra diyorsun ki bu millet niye iflah olmuyor? Bu millet işte bunların yüzünden iflah olmadı. Şimdi biz bir fiil tarihte gene burada bir şeyler söyledim ben. Efendim maille bana yazmış adam. Kendi kendine konuşuyorsun da. kara kitap dedin. Nerede o kara kitap diye. Aha kara kitap. Evet. Tamam mı abi? Aha kara kitap. Bu Eşref Edip Bey'in eseridir Hikmet Hoca. Evet. Bunun içerisinde ne rezillikler var Hikmet Hoca. Bunun içerisinde okumaya utanır insan. Bunun içerisindeki neler yapmış? Tabii rezillikleri okumaya utanır bunun içerisinde. Evet. Ve bunlar hep Türkiye'de yaşanan olaylardır. Yaşanan hadiselerdir. Doğru. Ve onun için de şimdi bu kitabın mevcudu zannetmiyorum var mıdır bilmiyorum ama yok galiba. Eğer yoksa bile efendim benim elimdeki ikinci baskısıymış Hikmet Hoca. Efendim ben bunu 1967 yılında almışım herhalde. Tabii 1387 1967 Sebilür Reşat Neşriyat Bürosu'ndan almışım ben bunu. Efendim bu kitabı bugünkü nesil okumalı nesil. Ya. Gençler okumalı. Hele siyasetle ilgilenenler bu kitabı mutlaka okumalı Hikmet Hoca. Hangi badirelerden gelmiş geçmiş bu millet? Hangi badirelerden? Yavuz Bülent Bakiler ellerinden öpüyorum onun da. Geçen bir konu oldu da efendim Hasanoğlan köy enstitüsü için dediler. Ankara'da değil mi Hasanoğlan? Bilmiyorum. Efendim orak şeklinde binası bile orak şeklinde yapılmış abi. Yani. Orak şeklinde de o günün işte Tevfik İleri merhum bunu meclise getirmiş. Meclise getirmiş de o günkü Milli Eğitim Bakanı hicap duydum demiş. Ben de bilmiyordum. Gördüm. Ben de hicap duydum. Senin memleketinde yapılan binayı orak şeklinde yapıyorlar Hikmet Hoca. Ama su aktı, mecranı buldu. Efendim onun için de Allah bunlara fırsat vermedi Hikmet Hoca. Ama Müslümanlar azıcık uyanık olmak durumunda değil midir sevgili kardeşim? Azıcık şuurlu olmak durumunda değil midir? Bulunduğun yeri kirletiyor isen... Şimdi ben onu hep söylüyorum. Bizim Florya'ya dönüşte sağda solda bir küçük şey var. Evet. Böyle bir park yeri var. Orada 3-4 tane adam gece, gündüz, akşam, sabah demlenirler Hikmet Hoca. Evet. Demlenirler. Orada arabaların falan gelip geçtiği yerdir orası. E5'in kenarıdır. Evet. E5'in. Bir Allah'ın kulu yetkili de yahu siz burada ne yapıyorsunuz? Ayıp değil mi? Sizin eviniz, ocağınız yok mu? Burası umuma ait bir park yeridir. Burada zıkımlanacağınız yer değildir. Burası demiyor Hikmet Hoca ya. Evet. Demiyor. Bu nasıl iştir anlamıyorum ya. Nasıl iştir anlamıyorum. Hocam fakültemizin değerli hadis hocalarından Profesör Doktor Mustafa Ertürk hocamız bir mesaj göndermiş. Diyor ki
Sorar mısınız hocamıza diyor, Müslümanın bedeni ve çevresi temiz olmakla beraber ağzının, konuşmasının da güzel ve temiz olması lazım. Nefret içeren konuşma yapmaması gerekmez mi demiş. Yani bizim konuşmalarımız öyle bir şey mi acaba? Yok, öyle bir nefretlik bir durum olduğunu zannetmiyorum yani. Yani konuşmamız da temiz olmalı diyor. Amenna. Evet. Bizim konuşmamızda bir şeyler mi hissetti acaba hocam? Ben öyle bir konuştuğumuzu zannetmiyorum hocam. Yani öyle bir ya şey. Bu bir eleştiri şey, mesajı değil. He. Yani çevremiz temiz tabii olmalı. Tabii çevremiz temiz olmalı. Amenna. Evet. Ya, ya temizliğin yani temizliğe sadece çevre girmiyor. Tabii konuşmak da giriyor. Tabii canım. Efendim ya. Ya Müslümanın her şeyi nezih olmalı. Nezih, temiz olmalı. Herkes dört başı mamur Müslümana hayran olmalı. Evet. Belki sizin Allahsız kitapsız demeniz... Belki de. Hoca ona kızmış olabilir. Ama bu Anadolu'da bir tabir değil midir Hikmet Hoca ya? Evet. Sivas'ta evet. Hele de Sivas'ta ya. Hele, efendim, hele de Adana'da. Mustafa değil hocamıza mi? Da selamlarımızı, saygılarımızı... Evet ama Mustafa Hoca eğer bizim böyle bir hatamız varsa onu yok, da bildirsin. Yok şimdi yazmış hocamız diyor ki evet. Genel konuştum diyor hocam. He. Şimdi mesaj gönderdi hocam. Evet. Genel söylemiş yani tenkit etmek için değil. Değil genel. Ha, genel tamam. Konuştum diyor, sağ olsun. Şimdi Hikmet Hoca Haç suresinin 18. ayeti. Haç suresinin. Görmez misin diyor Allah. Göklerde ve yeryüzünde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep ona secde etmektedirler. Hep ona niceleri de azabı hak etmiştir. Allah'ın hakir kıldığı kimseyi onurlandırabilecek birisi yoktur diyor Hikmet Hoca. Kuşkusuz Allah dilediğini. Allah bize bir memleket vermiş Hikmet Hoca. Hem de dualı bir İstanbul'da yaşıyoruz değil mi biz? Dualı bir memleket. Ben 67'li yıllarında hatırlıyorum Hikmet Hoca. Arşivime almıştım ben onu. Daha önceki yaptığımız bir kanalda program yapıyorduk ya zatenimizde. Orada da söylemiştim. Evet. Sadece Konya'da 367 tane evliya makamı ve mezarı varmış Hikmet Hoca. Sadece Konya'da. Evet. Yani bu memleketin altı da üstü de mübarek insanlarla dolu. Evet. Altı da üstü de mübarek insanlarla. Hikmet Hoca bu 15 günlük tatilde efendim şifa tefsiri Mahmut Toptaş Hoca'nın şifa tefsirini okudum. Okumaya devam ediyorum onu. Evet. Bir de gene Yaşar Kandemir hocamın ve Halis Cevalsız Hoca. Halis Cevalsız Hoca'nın bu kitabı görmüş müydün sen? Evet hocam. Ya bu kitap dehşet bir şey ya. Hocanın ömrü bunlarla geçmiş Hikmet Hoca ya. Evet. Yani bu arkadaşlarımız şu hocamızın başkanlığında şu iki arkadaşımız da şunları toplamışlar ya abi ya. Toplamışlar ya bir alıya. Evet. Aman Allah'ım. Evet. Bunu okumaya doyamadım Hikmet Hoca. Epeyden beri benim kütüphanemdeydi bu. Mikrofonu kapatmasın hocam. Epeyden beri benim şeyimdeydi. Arada sırada bakıyordum buna. Ama şimdi şifa tefsirini okurken bunun efendim bunu yanıma koydum Hikmet Hoca. Oradan tefsiri okuyorum. Buradan da o ayetleri buluyorum. Daha başka ayetleri de buraya. Burada bir hadis gördüm Hikmet Hoca. O beni dehşete düşürdü. Hangi hadis? Dehşete düşürdü. Bak abi şimdi ya. Dehşete düşürdü. En'am suresinin efendim 72, 73, 74, 75, 76 ve 77. ayetlerinden sonra bir hadis. Hazreti İbrahim'in babasıyla olan konuşması Meryem suresinin 41 ile 50. ayetlerinde geçmektedir. Evet. Onu da getirdim ben. O şeyler de burada ayetler. Şimdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin haber verdiğine göre Hikmet Hoca, Hazreti İbrahim kıyamet gününde yüzü toz toprak içinde olan babası Azer'le karşılaşacak. Evet. Ve ona ben sana dünyadayken bana asi olma dememiş miydim diye soracak ona. Evet. Babası da ona işte bugün sana asi olmayacağım diyecek. İşte bugün sana asi olmayacağım diyecek. Evet. O zaman Hazreti İbrahim, ya Rabbi
İnsanların diriltileceği günde beni utandırmayacağını bana vaatte bulunmuştun. Bugün babamın senin rahmetinden uzak olmasından daha çok utanılacak ne olabilir ki ya Rabbi diye soruyor Cenab-ı Hak. Ya. Bak ne olabilir? Yani benim babam efendim bugün sıkıntı içerisinde. Hikmet Hoca, evet. O zaman Allah Teala şöyle buyuracak diyor. Ben cenneti kafirlere haram kıldım. Aman Allah'ım. Cenneti kafirlere haram kıldım. Sonra ey İbrahim, şu iki ayağının arasındaki nedir diye seslenecek diyor Allah Teala. Evet. Efendim, eğilip bakınca Hazreti İbrahim babasını kana bulanmış bir sırtlan şeklinde görecek Hikmet Hoca. Yaşar Kandemir Hoca'nın kitabı bu. Evet. Sırtlan şeklinde görecek. Bunun üzerine onu ayaklarından tutup cehenneme kendisi atacaktır diyor. Allah Allah. Kendisi atacak. Ya Rabbi çoluk çocuğumuzu muhafaza eyle. Amin. Çoluk çocuğumuzu. Bir başka ayet okudum Hikmet Hoca. Evet. O da dehşet ya. O da dehşet. Yani Cenab-ı Hak diyor ki kıyamet koptuğunda insanlardaki akrabalık duygularını kesip alacağım diyor Allah Teala. Ya. Akrabalık duygularını kesip koparacağım. Herkes kendi derdinde olacak ve kimse kimseyi bakmayacak, sormayacak diyor ya Hikmet Hoca. Doğru. Yani evladımız, yavrularımız, çocuklarımız hani "Ku enfusekum ve ehlikum nara" ayeti var ya, o ayeti daha iyi anlıyorum şimdi Hikmet Hoca. Ya. Yani o akrabalık bağlarını Allah söküp alacak ve ondan sonra ne oğlunu sorabileceksin, ne kızını sorabileceksin, ne oğlun seni sorabilecek, ne anasını sorabilecek, ne babasını sorabilecek abi. O gün herkesin kendi kendine derdi var. Derdi var. Mevla o günde ümmeti Muhammed'i mahcup etmesin Hikmet Hoca. Doğru. Ümmeti Muhammed'i mahcup etmesin, Müslümanların amin. Çocuklarını ateşten muhafaza eylesin. Mevla. Amin diyelim hocam. Amin. Bir ara vereceğiz. Sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasından sonra Hak Yolu kaldığı yerden devam edeceğiz. Lütfen bir yere ayrılmayalım efendim. Saygıdeğer seyircilerimiz, Hak Yolu programı kaldığı yerden devam ediyor. Muhterem Yusuf Kavaklı hocamız sohbetini sürdürüyorlar. Nasip olursa 10 dakikadan sonra hocamız sohbetini tamamlayacak. Sizlerin suallerinizi cevaplandırmaya başlayacağız inşallah. Bu arada WhatsApp hattımızı hatırlatmak istiyorum. 0533 774 28 91. Efendim bu WhatsApp hattı numaramıza sadece mesajlarınızı gönderin efendim. Lütfen aramayın bu hattı, meşgul etmeyin. Ben buradan mesajlarınızı, suallerinizi hocamıza tevcih edeceğim. Bu arada mesajlarınızın altına da isminizi yazarsanız, hangi şehirden gönderdiğinizi de eklerseniz isimlerinizle beraber hocama söyleme imkanım olur. Yoksa WhatsApp hattından sadece telefon numaralarınız gözüküyor, isminiz gözükmüyor. Ben hocama dönüyorum. Evet hocam, kaldığımız yerden devam edelim. 10 dakika süremiz var. İbrahim Aleyhisselam'la evet. ilgili Meryem suresindeki ayetleri de saygıdeğer seyircilerimize hatırlatalım çünkü evet. bu hadisi naklettik. Evet. Bu hadisi naklettik. Bunları da söyleyelim. Çünkü 40. ayette efendim şüphesiz yeryüzü ve üzerindekiler geçip gittikten sonra yalnız biz kalacağız diyor Allah Teala. Evet. Sonunda da onlar da bize döndürülecekler diyor. Kim o? Zerhum ve kulu ve yetemettau ve yulhihimul emelu fesevfe yalemun müydü o ayet Hikmet Hoca. Evet. Hani bırak onları Habibim yesinler, içsinler, eğlensinler, geçsinler, tozsunlar, isyan etsinler, bağırsınlar, çağırsınlar. Onları ben ilave ediyorum tabii. Evet. Evet. Bağırsınlar, çağırsınlar ama neticede dönecekler, dolaşacaklar. Nereye gelecekler? Dönüp dolaşıp inkar ettiği Allah'ın huzuruna gelecekler. Evet. Evet. Dönüp dolaşıp. Kim gelmiş, kim gitmiş, kim öyle derler eskiden. Şimdi o azaldı. Canım sen de ahiret. Kim gitmiş, kim görmüş filan. Ha. Kim i̇şte görmüş, efendimize kim... müşrikler diyorlar. Hani o bahsettiğin azabı getir bakalım. Ha getir. Ya hele o ayetleri okurken evet. Hikmet Hoca baktım da. Ya neler istemişler peygamberimizden ya. Neler istemişler arkadaş ya. Neler istemişler ya. Ama o mübarek insan onları mülayim bir lisanla evet. mülayim. Şimdi düşünebiliyor musun? Panayır yerine gitmiş Resul-i Ekrem. Evet. Panayır yerinde
anlatmaya çalışıyor İslam'ı. Evet. Anlaşmışlar. Hani her biri bir... Şimdi ben onu hep şeylerde gördüm Hikmet Hoca. Evet. Milliyetçi bir adamı çağırırlardı bu solcular. Efendim konuştururlardı onu bu konferans salonlarında filan. Her köşeye ikişer üçer tane azılılardan koymuşlar. O oradan bağırır, öbürü öbür taraftan bağırır. Belkisi belki de taraftan bağırır. Adamcağız ne konuşacağını, dengesini kaybeder. Şimdi aynen öyle. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayetleri sabote etmedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayetleri açıklamak için efendim sohbete başlıyor. Her biri bir taraftan, her biri bir taraftan. Sabır başka bir şey Hikmet Hoca. Yani. Biz hocam, yapamıyoruz onu da sabır. Volkan Bey hocamın okuduğu kitabın adı nedir? Nereden bulabiliriz diye soruyor. Volkan Bey'e tekrar kitabı gösterelim. Şimdi bu kitap Rahle yayınlarından mı çıkmış Hikmet Hoca? Rahle midir? Bilmiyorum ki. Yok. İFAV. Evet. İlahiyat Fakültesi Vakfı. İlahiyat Fakültesi Vakfı'ndan bu Marmara kitap çıkmış. Saygıdeğer seyircilerimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı'ndan bu kitabı temin edebilirler. İki cilttir. İki cilttir bu ama bu dört başı mamur gerçekten emek mahsulü bir kitaptır bu. Yaşar Kandemir hocamızın başkanlığından. Yaşar Kandemir hocamızın başkanlığında benim sınıf arkadaşım olan Halit Cevasiz Bey, bir de Ümit Şimşek. Bunlar hocamın başkanlığında hadislerle Kur'an meali. Yani sadece meal zikretmiyor hoca arkadaşlarımız. Burada hadisleri de almışlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o ayetlerin mealleriyle ilgili hadislerini de almışlar. Şimdi deminki okuduğum hocam atıflar da var. Yani mesela tabii, bu ayeti açıklayan filan surede tabii efendim o zaten, da çok önemli. Tabii ben okurken Kur'an'ın ilk ana tefsiri yine kendisidir. Tabii kendisidir tabii. Tabii, evet. Ben şimdi o şeyleri okurken Hikmet Hoca yazmışım mesela bu ayetin başına hemen 1'e 455'e bak demişim. Ne? Evet. Yani şu an elimdeki kitap ikinci cilt. Meryem suresi ama biz En'am suresini okuduk. En'am suresi birinci ciltte 455. sayfadaymış. Evet. Onu buraya kaydetmişim ki bir daha bulmam kolay olsun diye. Efendim bir zamanlar İbrahim... Pardon bir dakika. 49 nerede? Şimdi kitapta İbrahim'in kıssasını da anlat. Şüphesiz evet, o özü sözü doğru bir peygamberdir diyor Allah. Ve 42. ayette Meryem suresinin Hikmet Hocam, hani o babasına, evet, babasına, babacığım duymayan, görmeyen ve sana hiçbir faydası dokunmayan şeylere niçin inanıyorsun diyor. Evet. Niçin inanıyorsun bak, niçin tapıyorsun? Babacığım şüphesiz, 43. ayet, şüphesiz sana gelmeyen bir bilgi bana gelmiştir. Sana gelmeyen bilgi. Bana uy da seni doğru yola ileteyim diyor. Bak evet, seni doğru yola. Hani o Hikmet Hoca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ya. Efendim amcan ölmek üzere. Hadi madem peygambersin git ona can ver dediler ya. Evet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de gitti Ebu Talib'in, bazı kitaplarda öyle diyor, göğsünün üzerine oturdu diyor. Göğsünün üzerine oturulmaz. Göğsünün üzerine elini koydu, evet, ve dedi ki amcacığım anlıyorum ki şu anda son anlarını yaşıyorsun. Evet. Bari şu benim getirdiğime iman et de sana öbür dünyada şefaat edebileyim dedi, değil mi? Evet, Buhari hadisi. Buhari hadisi bu. Evet. Ve gayrimüslimler İslam'a girdiklerinde önceki günahları affa uğruyor, değil mi? Uğruyor. Hadisi. Böyle bir güzellik var. Affa. Benim kayınbiraderim buradaydı. Kayınbiraderimin eşi Amerikalıdır. Evet. Müslüman oldu kızcağız. Maşallah. Ama kayınbiraderimin kaynanası henüz Müslüman, o tarafta değil. Geçen onu dedim. Bak dedim evladım, bu kadıncağız artık yaşlandı. Evet. Yaşlandı. Buna münasip lisanla kimsenin olmadığı yerde ikiniz baş başa oturduğunuzda efendim buna de ki bak anacığım dönüp gidiyoruz. Hep beraber gidiyoruz. Sen bizden evvel de bari şu İslam dinine inan da iman et de kendini kurtar diye telkin et buna. Eslim teslem yani. Tabii eslim teslem. Herakliyorsa Efendimiz'e yazdı. Müslüman ol kurtul. Tabii evet. Şey öyle diyor Yaşar Kandemir Hoca. Gene şu evet, şeylerin içerisinde efendim
Bu arada şeye de birazcık yayıldım. Riyazu Salihin'de de biraz yayıldım da. Hiçbir Müslüman bir başkası gayrimüslim de olsa, kafir de olsa cehenneme girmesine gönlü razı olmamalı diyor. Olmamalı. Olmamalı. Hazreti Peygamber'in hiç gönlü razı olmadı diyor. Doğru. Tamam mı abi? Doğru. Şimdi şunu bitireyim hemen bırakayım. Evet hocam. Bitiriyorum. Çünkü çok sayıda geliyor. 43. ayet. Babacığım şüphesiz sana gelmeyen bir bilgi bana gelmiştir. Bana uy da seni doğru yola ileteyim. Evet. 44. ayet. Babacığım şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a asi olmuştur. Babacığım şüphesiz ben Rahman'ın azabına uğramadan ve böylece şeytana dost olmadan korkuyorum demiş İbrahim Aleyhisselam ve 46. ayette de babası ey İbrahim yoksa sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Bu kadar nasihat ediyor ama buna rağmen o hala küfrü inadi. Küfrü inadi ve eğer bundan vazgeçmezsen seni taşlarım diyor babası. Taşlarım. Şimdi uzunca bir süre benden uzak dur diyor babası. Düşünebiliyor musun abi? Evet. İşte En'am suresindeki o hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin naklettiği o hadiste İbrahim aleyhisselam işte bu babasına benden uzak dur diyen babasına acıyor, merhamet ediyor da diyor ki ya Rabbi artık babam benim şefkatime muhtaç hale geldi ve babam günahkardır. Bana söz vermiştin ya Rabbi bu sözünü yerine getirecek misin? Evet. O da diyor ki ben cenneti kafirlere haram kıldım. Aman Allah. Tabii. Aman. Ya Allah Teala'nın affetmediği şirkle efendim. Allah çoluk çocuğumuzu korusun Hikmet Hoca, başka bir şey demiyorum. Hocam ilk sualle başlayalım. Evet. Dersiniz. Fransa'dan Uğur Bey soruyor. Diyor ki hanımım namaza karşı çok yavan. Ne yapmam lazım Yusuf Hocam? Yusuf Hocamız dedi de ben onu şiir haline getirdim. Evet. Şimdi, telkinlerde bulunursanız sevinirim demiş hocam. Ne demiş? Telkinlerde bulunursanız sevinirim. Şimdi Hikmet Hoca, Cenab-ı Hak hidayet vermemişse sevgili kardeşim, bizim söylememizin hiçbir tesiri yok. Ama bu demek değildir ki sesini çıkarma, sus. Evet. Allah ne zaman hidayet verirse o zaman olsun değil. Ama bu tip olan bazılarının hanımları beylerinin üzerine düşerler bu konularda. Bazı beyler de hanımları namaz kılmadığı için bunun üzerine düşerler. Şimdi biz ne kadar söylersek onlara söyleme yerine derdimizi kime açmalıyız Hikmet Hoca? Derdimizi Allah'a açmalıyız. Evet. Ve ya Rabbi sen benim eşime ibadet şuuru ver. Ya Rabbi benim eşime namazı sevdir. Benim eşime seccadeyi sevdir. Benim eşime abdesti sevdir ya Rabbi. Benim halimi görüyorsun. Benim halimi biliyorsun. Ben ızdırap çekiyorum ya Rabbi. İstiyorum ki eşim de benimle beraber sabahleyin namaza kalksın. Benimle beraber öğleyi kılsın. Benimle beraber yatsıyı kılsın. Yatsı abdestiyle beraberce yatağa girelim. Ya Rabbi senden merhamet diliyorum diye Allah'a dua etsin. Hele hele imsaktan önce kalkıp efendim en azı iki rekat olmak üzere ki dörtten aşağı olmamalı teheccüd namazı kılmak suretiyle Cenab-ı Hakk'a o saatte dua Hikmet Hoca. Kapılar açıktır. Ben şimdi alıştım da Hikmet Hoca sabah namazına erken kalkıyorum biraz da. Ezanlar okunurken çıkıyorum balkonun kapısını açıyorum abi. Vallahi gözyaşları içerisinde dua ediyorum Hikmet Hoca. Dua ediyorum. Niye? O saatte dualar makbuldür ya o arkadaş. Evet. Ben aciz bir kulum ya Rabbi. Ya. Biz aciz bir kuluz Hikmet Hoca. Dünkü okuduğum kitaplardan birini ya diyor şu Mevlana şu beden senin değil beden. Sana emanet bu beden. Bu emanet bedeni niye hor kullanıyorsun diyor. Yarın bırakıp gidecek seni. Doğru. Bırakıp gidecek. Onun için bu aziz kardeşim, hele de yurt dışında yaşıyor bu aziz kardeşim, bir müddet sesini çıkarmasın Hikmet Hoca. Evet. Bir müddet. Ne oluyor hiç konuşmuyorsun filan diyecek mutlaka. Evet. Yani Allah seni ıslah etsin hanım. Söyledim olmadı. Rabbime dileğimi ulaştırdım. Kendi bilim. Evet buyur. Efendim ismini vermek istemeyen bir seyircimiz hattaymış. Alo.
Alo. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam efendim, iyi akşamlar. Buyurunuz. Hikmet Hocam, size bir soru olacak. Buyurun. Katılım bankaları helal midir? Peki efendim, hocamıza soralım. Teşekkür ediyoruz, iyi akşamlar diliyoruz. Katılım bankaları helal midir? Katılım bankalar bu finans kurumları. Finans kurum, evet. Şimdi biz bu finans kurumları ile ilgili her programda bize bir iki tane sual geliyor Hikmet Hoca. Evet hocam. Ve bu saygıdeğer seyircilerimiz katılım bankaları ile iş yapabilirler. Ama bir şartı var. Benim bir şartım var. O da hocalar söyledi. Hocalar söylediği için biz buraya geldik de zarar ettik demesinler. Çünkü bir zamanlar arkadaşlarımıza sordular Hikmet Hoca. Evet hocam. Kur'an'ın bir suresini kendilerine unvan olarak alanlar Müslümanları perişan ettiler ya. Evet. Heh. O zamanlar sordular, arkadaşlarımız da dediler ki yahu bu Müslüman bir müessesedir. Müslüman müessese olduğu için hem onları destekleyip sevap kazanmış olursunuz hem de 3 kuruş 5 kuruş kazanmış olursunuz dediler. Evet. Ama sonu iyi gelmedi. Onun için de bu saygıdeğer seyircilerimiz, yani hocaya sorduk. Hoca katılım bankalarıyla iş yaparsınız dedi. Onlara güvendik geldik de zarar ettik demesinler diye diyorum ki bu finans kurumlarını iyi seçin. Evet. İyi araştırın. İyi araştırın. Sorun sağa sola. Efendim iyice araştırdıktan sonra gidin güvendiğinizde alışveriş yapın. Evet. Efendim İbrahim Bey İzmir'den arıyor. Alo. Selamun aleyküm. Aleykümselam İbrahim Bey. Buyurunuz efendim. Hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar Hikmet hayırlı Hocam. Akşamlar. Yusuf Hocam. Aleyküm. Allah razı olsun. Cümlemizden Yusuf efendim. Hocam nasılsın? İyi misin? İyiyim efendim. Hamdolsun. Siz nasılsınız? Elhamdülillah, biiznillah, sağlığınıza duacıyız. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Hocam, evet. Şimdi bir zaruret hasıl oldu. Evet. Kızımın adı Sümeyye koyduk. Evet. Malum İslam'da ilk şehit olan kadın. Evet. Bizim Sümeyye gitmiş Beatrice olmuş hocam. Nasıl yani? Adını değiştirmiş avukat olunca Beatrice olmuş. He. Evet. Şimdi bizler hacıyız elhamdülillah. Dedesi rahmetli hacı, babaannesi öyle. Okumuş, Allah'a tevekkül olmuş, teslim evet. olmuş bir mümin olarak. O da bir mümine hanım kızım olarak. Adı Beatrice. Hocam onu güzellikle söylüyorum almıyor. İyilikle söylüyorum almıyor. Şeker hastası. Niçin buna ihtiyaç duymuş efendim? Hocam bu Kadir Has'ta okudu. İsim vermek doğru mu bilmiyorum. Ermeni evet. Orada bir tane bir Maria diye bir kız var. Mardin Süryani. He. Onun arkadaşıydı. O onu işte kendi şeyiyle yönlendirmiş. Benim haberim olmazken bir baktım kimliğine. Beatrice yapmış. Sümeyye. Hmm. İsmi çok güzel. Kendi de Kur'an öğrendi. Okuttuk elhamdülillah. Evet. Şimdi ona dedim ki bak Sümeyye. Beni yorma, ben şeker hastası oldum senin yüzünden, kalp hastasıyım hocam, tansiyon. Evet evet. Ben diyor, ne diyor, 25 yaşında bir kızım. Evet. Baba bu konuda ısrar etme. Ben böyle tercih ettim, böyle yapıyorum. Bunu düşünmekten şekerim daha yükseliyor. Hocam bize dua et Allah aşkına. Buna da Cenab-ı Hak hidayet versin. Amin. Ne olur. Amin. Hocam bir şey soracak herhalde. İbrahim Bey nüfus cüzdanını buyurun. Da değiştirmiş mi? Evet. Değiştirmiş. Evet. Evet. Avukat olmuş. Evet. Evet. Şimdi sevgili ağabey, aziz dostum. Bir müddet konuşma. Hocam ekran burada, buraya. Bir müddet konuşma. Bir müddet evet. Bu konulara temas etme. Gelsin evet. Gitsin. Merhaba. Nasılsın baba? İyiyim kızım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bir evet. Müddet böyle gitsin. Demin söylediğim evet. Sözleri senin için de söylüyorum. Ben de diyorum ki ya Rabbi bu İbrahim kulunun gönlündeki sıkıntıyı gider ya Rabbi şu mübarek günde. Amin. Ve amin. Siz de seher vakitlerinde yağmurlar başlıyor bak yağmur yağarken perşembe ve pazar geceleri efendim evet. Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunun, duada bulunun. Camiye gidiyorsun sen. Müezzin efendi ezan okumaya başladığında ezanla kamet arasında
namazında yapılan dua reddolunmaz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ezanla kamet arasında elini aç, Cenab-ı Hakk'a münacaatta bulun. Allah sizi bununla imtihan ediyor. Onu fazla üzerine takma, kendi sağlığından olma diyorum ben. Evet. Hocam Allah razı olsun da işte maalesef evet. Hani biz hocalara diyorlar ki hele veriyor talkımı, kendi yutuyor talkımı. Efendim? Yani zoruma gidiyor Yusuf hocam. Abi dur, gözünü seveyim. Seni imtihan ediyor Allah. Evet, sabırlı ol. Azıcık sabırlı ol. Yapacağımız başka bir şey yok. Allah hidayet versin diyelim. Amin. Biz bak, amin. Peygamberlerin ümmetlerine duası neyse, annenin babanın da çocuklarına duası odur diyor Peygamberimiz. Amin. Onun için sen ve yengem ikiniz beraber sabah namazlarından sonra özellikle dua edeceksiniz. Mevla bu kızımıza hidayet nasip etsin diye. Evet. Amin hocam. Peki Allah İbrahim Bey, teşekkür ediyoruz. Allah yardım etsin, başka bir şey demiyorum İbrahim Bey. İyi akşamlar diliyoruz. Hocam hakkınızı erdin, hayırlı cumalar, hayırlı geceler Allah'a emanet. Hayırlı geceler efendim, kolay gelsin, Allah'a emanet olun. Hocam İstanbul'dan, çok zor. Bir baba olarak kolay değil hocam, Allah yardımcılar olsun. İstanbul'dan Ayşenur Kaya Hanım diyor ki, evlilik kader midir diye sormuş hocam. Bunu hep sorarlar bize Hikmet Hoca, evlilik kader mi? Şimdi kader ne? Evet. Cenab-ı Hak bizim yapacağımız her şeyi kendisi biliyor. Evet. Ama bize bir irade vermiş. Tabii. Bize bir irade ver. Nasıl olsa kaderimde benim evlenmek var. Evet. Serhoşuna, ay yaşına, berduşuna bakmayayım, bildiğim kadar dalayım. Yok böyle bir şey ya. Tabii. Sonra atasözlerimiz var Hikmet Hoca. Yoruluncaya kadar ara, ölünceye kadar geçin diyor. Evet. İnternette bulduğun adamla evlenme. İnternette bulduğun kızla evlenme. Sokakta bulduğunla evlenme. Çöplükte biten gülü koklamayın demiş atalarımız. Sokakta bulduğunuz sokakta kalır demiş atalarımız. Onun için bunlara dikkat etme. Efendim, beri tarafta kader mi? Benim kaderim böyleymiş. Senin kaderin aklını kullanmadığın için öyle oldu Hikmet Hoca. Evet. Şimdi bazı kızlarımıza dünür geliyorlar. Dünür geliyorlar. Hikmet Hoca, ben evlenir iken arkadaşlarımla borç alarak nişan yaptım Hikmet Hoca. Yetmedi elimdeki mevcut param, borç alarak. Şimdi o devirler gerilerde kaldı. Evet. Gerilerde kaldı. Ama saygıdeğer seyircilerimiz, aziz seyircilerimiz, hiç olmazsa çocuklarını evlendirirken, kızlarını evlendirecekleri zaman arama yapsınlar Hikmet Hoca, arama. Evet. Özünü arasınlar, soyunu arasınlar. Doğru. Kimdir, cin midir, çıfıt mıdır, nedir baksınlar. Hemen söylüyorum iki kelime. Kızlarımıza geliyorlar, ev isterim, araba isterim, yazlık isterim, anandan babandan ayrı isterim. Ona hayır, buna hayır, ötekisine hayır. Ondan sonra kimse gelmez oluyor Hikmet Hoca. Ne oluyor ondan sonra? Efendim, kısmeti kapanmış. Kısmeti kendin kapattın. Armudun sapı, üzümün çöpü dedim be kardeşim. Evet. Kimseyi beğenmedin ki. Herkesin maaşı mı vardı? Anan baban evlenirken maaş mı vardı? Evet. Onun için de saygıdeğer gençlerimize diyorum ki, azıcık aklınızı kullanın. Evet. Azıcık aklınızı kullanın. Biraz da annenizin, babanızın tavsiyelerine uyun. Evet. Siz 10 hakikati görüyorsanız onlar 100 hakikati görüyorlar. Evet. Efendim, ismini vermek istemeyen bir seyircimiz. Alo. Hattan düştü. Evet. Hocam bir başka mail suali var. Kadir Hatip Bey sormuş. Diyor ki, ikinci evlilik yapılırken hanımından izin alması şart mı? İlk eşinin haberi olmazsa yapılan nikah geçersiz midir? Bazı kişiler geçersizdir diyor. Hocam ne yapacağımızı bilemedik. İkinci eşi boşamalı mıyım demiş. Ya Hikmet Hoca, Hayrettin Karaman Hoca'ya bir gece düzenlemişler. Hocam hiç ilk eşten izin alınıp ya, da alınacak ya. Olsa hocam. Sonra izin verir mi? Kim izin verir ya? Sen söylesene bana. Kim izin verir kardeşim? Kim sevgisini paylaşır ya? Tabii. Bir ikincisi, evet. Bir gönülde iki sevgi olmaz Hikmet Hoca.
Bir koltukta iki karpuz olmaz demiş atalarımız. Zor bir iş hocam tabii. İkinci evliliğini yapan arkadaşlarımızdan 100 kişi varsa 98'i memnun değil bu işten Hikmet Hoca. Evet. Memnun değil. Onun için azıcık akıllı olsunlar, ellerindekilerine sahip çıksınlar diyorum. Doğru. Ama hanımlarımıza da büyük iş düşüyor Hikmet Hoca. Doğru. Kocalarına sahip çıksınlar, sahip. Doğru. Sahip çıksınlar. Efendim ismini vermek istemeyen bir seyircimiz. Alo. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar hocam. Aleykümselam efendim, iyi akşamlar. Buyurunuz. İyi akşamlar, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar efendim. Hocam, bazı fetvalarda... Evet. Seferilik uçaktan dolayı meşakkat yoktur diye seferilik kalkmıştır diye... Bir iki cilt diye bir kitap vardır. İsim önemli değil kurumun. Evet. Seferilik var mıdır yok mudur? O fetva ne diyor? Peki hocamıza soralım efendim. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Şimdi Hikmet Hoca şu iki cilt kitap var ya. Evet. Böyle 12 cilt kitap da. Evet. Seferilik yoktur dese ben Kur'an'daki ayeti önümde tutarım. Evet. Allah diyor mu kardeşim? Allah bilmiyor muydu bu uçakların olacağını? Haşa. Evet. Bu gemilerin olacağını, bu süratli aletlerin olacağını, hızlı trenlerin olacağını Allah bilmiyor muydu kardeşim? Biliyordu. Ha. Öyle, burada hocam affedersiniz. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde işte Hazar'da tam kıldığını, seferde kısaltarak kıldığını sahabe naklediyor. Bitti. Yani Efendimizin uygulaması bu. Uygulama bu kardeşim, evet. Ya. Başkasını kim hangi kitabı yazarsa yazsın. Bana ne ya? Hocam şimdi hep meşakkati dikkate alıyoruz. Aslında gittiğimiz yerdeki yabancılığı dikkate almıyoruz. O daha büyük meşakkat. Tabii canım sen de. Şimdi oraya gidiyorsunuz. Su nerede bulacaksınız? Nerede namaz kılacaksınız? Şaşırıp kalıyorsunuz orada. Dolayısıyla hocam orada namazları kısaltmak Allah'ın bir şey. İkramı. Bıraktım onları. Ne kadar güzel. Ya Hikmet Hoca onların hepsini bıraktım. Benim peygamberim bunu uygulamış mı? Tabii. Bitti ya. Gerisi teferruat. Hadi ya. Geç ya. Öyle. Evet. Öyle. Doğru hocam. Hocam yine başka bir sual var burada. Onu cevaplandıralım. Yine katılım bankası ile ev alsak günah olur mu diye sormuş. Katılım bankası ile ilgili demin söyledik Hikmet Hoca. Evet hocam. Araştırsınlar, baksınlar. Güvendikleri bir katılım bankası varsa oradan istediklerini alışverişi yapabilirler. Evet. Ama bilsinler ki katılım bankalarından bir kısmı Müslümanların bu zaafından istifade ederek pahalı pahalı iş yapıyorlarmış diye hep kulağımıza geliyor Hikmet Hoca. Yani siz bunları tavsiye ediyorsunuz ama bunlar pahalı pahalı iş yapıyor diyorlar. Onlara biz karışmayız Hikmet Hoca. Biz sadece bu işin meşru olduğunu söyleriz. Doğru. Evet. Efendim Cumali Bey hattaymış. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam Cumali Bey. Mersin'den arıyorlar. Evet, evet. Buyurunuz. Hayranınızım, devamlı dinlerim şeyi programımızı da. Teşekkür ederiz hocama efendim. Hocama bir şey söyleyeyim. Az buyurun. Önce biri hani demişti bir şeyde görücü usulüyle değil de şeyden evlenmek sordu ya. Evet. Onun şeyi ben bizzat yaşadığım bir arkadaşım vardı İstanbul'da. Evet. Dedi ki size ne mutlu anneniz babanız şeyde bir kendi şeyinden buldu, siz Mesut Bahtiyarsınız. Bizse Beyoğlu sokaklarında gezenin en güzelini aldık, başımıza belayı satın aldık demişti. Şimdi o sözü duyunca aklıma o geldi. Hocama bunu hatırlatmak istedim. Peki efendim. Teşekkür ederiz Cumali Bey. Allah emanet olun efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Mersin'e selamlar. Saygıdeğer seyircilerimiz Hak Yolu kısa bir reklam arası veriyor. Reklamlardan sonra suallerinizle devam edeceğiz efendim. Lütfen bir yere ayrılmayalım. Aziz seyircilerimiz Hak Yolu suallerinizle devam ediyor. Kırşehir'den Nazlı Hanım şöyle bir sual sormuş. Ben sabah namazını vaktinde kalkıp kılamıyorum. Saat kaça kadar kılabilirim demiş. Şimdi Kırşehir değil mi? Evet Nazlı Hanım. İstanbul'da 6:20 küsur gece güneş doğuyor Hikmet Hoca. Evet. Yani Kırşehir ile İstanbul arasında ne var bilmiyorum ama güneşin doğuşundan en az 10 dakika önce hatta 5 dakika önce namazını bitirmeli hanımefendi bir. Evet. Ama güneş doğmadan kalkamamış ise
uyandığında saatine bakacak, güneşin doğuşuna da takvimden bakacak, 45 ila 50 dakikalık bir zaman geçmişse efendim sünnetiyle birlikte sabah namazını kılacak. Evet. 50 dakikalık bir zaman. Kurban şeyleri Ramazan ve Kurban bayramlarında biz öyle kılarız. Saygıdeğer seyircilerimiz onu bilirler. Onun için güneşin doğuşundan 45-50 dakika sonra sabah namazını kılamayan saygıdeğer seyircilerimiz namazlarını kılabilirler. Ama güneş doğmadan önce kıldıkları namazın zevkini alamazlar, alamazlar, alamazlar. Yani evet. Esas olan vaktinde kılmaktır. Esas olan vaktinde kılmak tabii. Evet, evet. Hocam bir seyircimiz şöyle bir sual sormuş. Mehmet Nedim Bey Almanya'dan. Burada bir camide cemaatle kılınan namazlarda safın sağ tarafını doldurup sol yanı boş bırakıyorlar. İlmihalleri aradım bulamadım. Mesela 10 kişi varsa sağı doldurup solu boş bırakıyorlar. Böyle saf tutma olur mu? Farz namazlarında oluyormuş. Farz namazlarında her iki tarafı eşit şekilde doldurmayı kitaplarımız tavsiye eder Hikmet Hoca. Evet. İki tarafı. Yani diyelim ki 10 kişi var, 5 kişi hocanın sağ tarafına, 5 kişi sol tarafına. Arkaya duracaklar tabii. Evet. Arkaya. Efendim o şekilde kılmaları, o şekilde saf tutmaları uygun olanıdır. Uygun evet. Olanıdır, evet. İkinci şeyde, ikinci saf eğer... başlayacaksa ortadan başlamak lazım. Evet. Evet. Hocam bir kardeşimizin suali Kurban Bayramı geçti ama diyor aklıma takıldı hala kurban hissesinden birisi et hesabı yaparsa diğer hisselerinde kurbanı kabul olmaz mı diye sormuş. 7 kişi ortak olmuşsak Hikmet Bey. Evet. 1 kişi et niyetiyle girmişse 6 kişinin kurbanı kurban olmaz. Evet hocam. 5 kişi girmişse, 1 kişi et niyetiyle girmişse 4 kişinin kurbanı kurban olmaz. Doğru. Onun için saygıdeğer seyircilerimiz kurban bayramlarında müşterek beraber kurban kesecekleri insanları iyi tanımalılar. Evet. İyi bak şimdi o zaman da söyledik, şimdi bir daha söyleyelim, bir dahaki senenin kurbanına daha çok zaman var ama evet. Marketlerde kurban kesti bir kızın vatandaşlarımız. Bu tarafta domuz eti satıldı, öbür tarafta kurban sattı adamlar. Kurban sattılar. Peki o kurbana ortak oldunuz. Sizin gibi 6 kişi daha ortak oldu. Sizin gibi 6 kişi acaba sizin gibi kurbana mı niyet etti? Ya. Yoksa et burada ucuz deyip ete mi niyet etti? Azıcık Müslüman şuurlu olur Hikmet Hoca. Evet. Yani biz bir ibadet yapıyoruz. O yani herkes ibadet... ortağını iyi tanıması lazım. Tabii. Ortaklarımızı doğru. İyi tanımamız lazım. Evet. Bir kurban keseceğiz. Senede bir defa kurban gelecek. Evet. Onu da adamın birisi art niyetle gelecek, et niyetiyle girecek ve benim kurbanım kurban olmaktan çıkacak. Müslüman akıllı olur hadi. Hocam ismini vermek istemeyen bir seyircimiz. Alo. Alo. Buyurun hanımefendi. İyi geceler. İyi geceler efendim. Buyurunuz. Ben şey öğrenmek istiyordum. Evet. Bir insanın hakkını yemek ne kadar günah? Evet. O kişi beni çok üzdü. Evet efendim. Rahatsızlıklara tutuldum. Parkinson'a tutuldum. Geçmiş olsun efendim. Allah şifalar versin. Sağ ol. Yürüyemiyorum. Evet. Sizleri izliyorum. Hocamızı çok beğeniyorum. Allah razı olsun efendim. Teşekkür ederiz. Ne gibi o bir dünyada ne gibi evet. Hesaba sorulacak. Ben hakkımı helal etmiyorum. Peki efendim. Hocamıza soralım. Tekrar geçmiş olsun hanımefendi. Allah şifa versin. Bir de hocama evet. Bir şey söylesem. Evet buyurun. Bir kanalda diyor ki Türkçe açıklamadan hani Kur'an-ı Kerim okuyorum ya. Evet. O kabul olmuyor. Türkçe açıklamasını da okuyacağım. Bilmeden ne okuyorsun diyor. Hakim kabul olmuyor diyor. Evet. Peki efendim hocamıza soralım. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Şimdi... Sevgili seyirciler lütfen WhatsApp hattımızı arayıp da
meşgul etmeyelim. Çünkü başka seyircilerimizin de haklarına çiğnemiş oluyoruz. WhatsApp hattımızdaki numaraya lütfen sadece mesaj yazalım efendim. Teşekkür ederiz. Evet hocam. Hikmet hocam, sondan başlayalım. Başlayalım hocam. Kur'an-ı Kerim'in manasını bilmeden okuyorsan hiç okuma diyen hangi ahmaksa, yeah, hangi aptalsa, hangi salaksa onlara hiç itibar etmeyeceğiz. Evet. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin efendim yanındaki sahabelerden kaç tanesi bunun şeyini biliyordu kardeşim? Anlamadıkları yerler oluyordu. Soruyorlardı. Arap oldukları halde. Tabii. Şimdi bu kadar ulema gelmiş geçmiş bir dünya Türk milletinin 2000 yıllık bir tarihi var. Evet. 2000 yıllık tarihi olan bu devrede şu son 15-20 seneden beri vırt zırt iki de bir ortaya çıkıp da yok şöyle olmazsa böyle olmaz, böyle olursa böyle ya ben kulağımla dinledim. Getirmişler kaderi koymuşlar diyor. Kader ne diyor ya? Böyle ahlaksızca iş olur mu Hikmet Hoca? Gözünü seveyim evet ya. Kader neymiş diyor. Nereden çıkmış bu kader diyor ya. Kim koymuş bunu buraya diyor. Yeah. Baban geldi koydun oraya. Yeah. Diyeceksin de diyemiyorsun ki. Onun için bu hanımefendi hiç kimsenin sözüne itibar etmesin. Kur'an'ını okusun. Kur'an okuyan arkadaşlarımız, hanımlarımız, kızlarımız, beylerimiz ümit ederiz ki manasını bilsinler Hikmet Hoca. Tabii. Ama yok, bilemiyor ise Kur'an'ı okumaya devam etsin. Çünkü Efendimiz yani Kur'an-ı Kerim okumanın bir ibadet olduğunu bitti, söylüyor. Tabii canım. Her harfine 10 sevap, 10 sevap verildiğini. Yani. Ve hatta diyor ki, buyuruyor ki Elif, Lam, Mim tek harf değildir. Elif ayrı harftir. Ayrı, evet. Lam, lam, lam ayrı harftir, mim, mim ayrı harftir. Ne demektir? Manasını biliyor muyuz Elif, Lam, yok, Mim? Yok canım. Bir, evet, iki. Yani bir başka hadisinde de buyurmuyor mu sallallahu aleyhi ve sellem? Bu harflerin her birini sizin ağzınıza bir melek koyar demiyor mu abi? Evet, evet. Onun için saygıdeğer seyircilerimiz gale almasınlar onu bir. İki, efendim hak yeme meselesi. Evet. Saygıdeğer seyircilerimiz biliyorlar ki haksızlık yapan insanlar kıyamet gününde Allah Teala'nın huzurunda bunun hesabını verecekler. Evet. Biz hakkımızı yiyenlere hakkımızı helal et meme hakkına sahibiz Hikmet Hoca. Hatta tek çöp bile olsa tabii hakkını alacak. Öbür dünya alacak. Eskilerin çok güzel bir sözü var Hikmet Hoca. Evet. Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacak diyor. Bitti. O zaten hadistir hocam. Hadis de. Tabii, tabii. Bu vatandaşın ağzına ıslah edilmiş. Evet. Dolayısıyla da saygıdeğer seyircilerimize Allah şu kadar ceza verecek, şöyle yapacak deme şeyimiz yok, lüksümüz yok Hikmet Hoca. O onun bileceği iştir. Evet. Ama bizim bildiğimiz bir şey vardır. Kişi hak yemişse o hakkı ödemeden cennet yüzü göremeyecek. O kadar. Evet. Ahmet Bey hattaymış. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Muğla'dan arıyor Ahmet Bey. Buyurunuz Ahmet Bey. Sizi dinliyoruz. Hocam ben çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın da. Estağfurullah. Biz şimdi davet oluyor. Faiz yiyip faiz harcayanlar oluyor. Bunları biliyoruz. Davete icap edelim mi böyle yerlerde? Bir bunu soracağım. Evet. Bir hocam geçen birkaç hafta önce namaz kılarken sol ayağın oynanmaması diye bir şey söyledi. Ben yanlış mı anladım? Sol ayak oynamadan namaz kılınabiliyor mu? Sağ ayak mı demek istedi? Ben mi yanlış anladım? Çok peki, teşekkür ederim. Sağ biz olun. Teşekkür bunları öğrenmek istiyorum. İyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Hocam faiz yiyen birisinin davetine gidip de orada verilen ikramı yiyebilir miyiz? Eğer onu gene okudum Hikmet Hoca bugünlerde. Bir de birinden de dinledim gene bizim hocalarımızdan. Sözüne sohbetine itimat edilir. Hocalarımızdan dinledim. Eğer diyelim ki 100 gramlık malı var adamın, 250 gramlık helalı varsa onun ikramını kabul edebilirsiniz diyor. Evet. Bizim bildiğimiz, bizim kitaplarımızdan okuduğumuz yarı yarıya meselesi var ya. Evet. Yarı yarıya. Şimdi biz kişinin ne kadar haram kazandığını bilmiyoruz Hikmet Hoca. Faiz yediğini biliyoruz. Ama bu kişinin daha başka kazançları da var. Daha başka kazançları olduğu için onun ikramını kabul ederiz. Ama bütün kazancı haramsa o ikramı kabul etmememiz en uygun yoludur Hikmet Hoca. Evet. Evet. Efendim Elif Hanım Kırşehir'den arıyor. Alo. Alo. İyi günler abi. Elif Hanım iyi günler, iyi akşamlar. Buyurunuz efendim. Ben hocamıza bir soru soracaktım abi. Tabii, buyurunuz. Benim babam vefat etti. Allah rahmet eylesin efendim.
9 senedir de benim. Nasıl? Annemle birlikte. Tam anlayamadık. Annemin her sorunlarıyla, her şeyle ilgilenen benim. Evet, tamam. Kardeşim var, annem de çok üzüldü. Evet. Annem hasta olduğu halde, evladına gelmediği halde, 10 gün olsun bana bak dediği halde bakmıyor. Evet. Şimdi de bir şey olduğu zaman gidiyor. Nasıl diyeyim? Kendi ihtiyacı olduğu zaman annem gelmek istiyor. Annem de çok üzüldü bu konuda. Evet. O evladından, benim de iki çocuk arasında çocuk olarak bakmamdan dolayı hakkımı helal etmiyor kardeşlerine. Evet. Çünkü annem sadece beni dünyaya getirdi. Benim için acı çekmedi. Evet. Hepsini dünyaya getirdi. İçin ayrı ayrı acı çekti. Evet. Ama benim hakkımı helal etmemden bir şey olabilir mi yani? Demek istemiyorum da kardeşim. Evet efendim, hocamıza çok soralım. Şu an annem de yanımda. Evet. Hocamdan annem için de dua istiyorum. Peki efendim, hocamızdan dua da alalım inşallah. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Kırşehir'e selamlar. Hocam, Elif Hanım'ın annesi var yanında. Ona bakıyor. Diğer kardeşi bakmıyor. Ben diyor hakkımı ona helal etmesem olur mu diyor. Çünkü onun da bakması lazım ama hep ben bakıyorum diyor. Kendisi hiç ilgilenmiyor diyor. Annem de buna üzülüyor diyor. Annemize biz bakıyoruz. Evet. Bir sevap alıyoruz. Ya. Başkası da, başka kardeşimiz de bakmıyor. Evet. O da günah kazanıyor. Evet. Anneye babaya bakmak evladın görevi mi arkadaş? Görevi. Görevi. Ha, öyleyse ben bir sevap alırken öbür tarafta o kardeşim bakmıyor diye ona hakkımı helal etmem dememeli Hikmet Hoca'ya. Evet. Dememeli. Bakmıyorsa o kötülük kendine ait. Bakmıyorsa o vebal kendine ait. Evet. Bakmıyorsa o günah kendine ait. Ya burada evet. Yani hak, onun hakkı Elif Hanım'a geçiyor filan değil. Hayır, yok, alakası bakmamakla yok. Bakmamakla kendisi bir günaha kendisi giriyor tabii, ama Elif Hanım annesine giriyor. Baktığı için o sevap sevapları alıp götürüyor. Tabii canım, cennetin yolunun evet. girmiş tabii. gidiyor. Ha. Tabii. Onun için de öbür kardeşi yapmıyordu, etmiyordu, tutmuyordu diye de içinden de geçirmemeli Hikmet Hoca. Hocam, hadisi şerifi hatırlatalım. Heh. Efendimiz işte minbere çıkarken 3 defa amin dedi. Amin. Onlardan bir tanesi neydi? Yanında annesi babası. Veya bir tanesi yaşlanıp da ihtiyarlayıp da cenneti kazanamayan kişinin burnu yere sürtülsün. Burnu sürtülsün dedi. Helak olsun yani. O kadar, evet. Yani demek ki cennetin kapısı işte ona açılacak. Abi, el cennetü tahta akdan bil ümmühat, işte ötesi yok ya. Cennet anaların ayakları altındadır. Bu hanımefendi bunlara bakıyor. Evet. Bakarken kendi kazandığı sevabına leke sür Mehmet'i, onu söylemek istiyorum. Doğru. Evet. Efendim, Mehmet Bey İstanbul'dan arıyor. Alo. Mehmet Bey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. İyi akşamlar. Buyurunuz. Hocam, Allah razı olsun. Cümlemize. Çok güzel, zevkle dinliyorum sizleri. Teşekkür ederiz efendim. Bir soru soracaktım. Buyurunuz. Da öğrenmek istediğim bir şey var. Buyurunuz. Değerli hocamdan, şimdi bizim ben İstanbul Çekmece'de oturuyorum. Evet. Bizim cami hocamız senelik izine çıkacak. Evet. Çıkarken de müftiye söylemiş, demiş valla yerine parasından hoca bırak git. Yani bu nasıl kadar doğru bir şey? Hmm. Geçen sene de aynı şekilde yerine adam bırakmış. Evet. Yani bunu hocam senelerde bu şeylerde görev yaptığı için ondan öğrenmek. Hakikaten böyle bir şey var mı? Diyanet bundan neden uzak duruyor? Neden yerine hoca vermiyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Müezzin yok camide anladığımız kadarıyla. Evet, hoca yok efendim. Hoca. Evet. Mezuni yok, yok da hoca yok. Yani şimdi öyle bir şey ki bir haftadır şehir. Yani hoca yok derken yani imamı var, resmi imam var. Fakat caminin müezzini yok. İzne gidince mecburen kim kıldıracak? Onun için böyle bir tedbir alıyorlar. Hocamıza evet. Soralım efendim. Peki. Peki Mehmet çok Bey. Teşekkür. Biz çok teşekkür ederiz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. Şimdi Hikmet Hoca. Nasıl yapardınız hocam? He, bak şimdi. Ben Belçika'da din dersi öğretmenliği yaptım. Evet. Belçika'da öğretmenler odasında 2 veya 3 tane öğretmen boş oturur. Hı. Eğer öğretmenlerden birisi hasbelkader akşam hastalanmış, onu da okulun idaresine bildirememiş ise derse gelemez. Evet. Derse gelemeyince müdür sınıfları gezer, bakar ki öğretmen gelmemiş, haber de yok. Hemen o öğretmenler odasında oturan öğretmenleri devreye koyar.
Şimdi müftülüklerin emrinde bu şekilde çalıştırılan adam yok, insan yok. Evet. Camilerimizin birçoğunda müezzin kadrosu var idi. Müezzin kadrolarını camilere kadro vermeyince devlet baba, onlara da biz ayrı ayrı camilere ayırdık Hikmet Hoca. Ben de Küçükçekmece'de aynısını yaptım. Evet. İki camin var, birinde hiç yok, birinde iki kişi var. İki kişi olunca kadro da verilmiyor, kadro verilmeyince müezzinleri kaydırdık. Ha, şimdi izin mevsimi geldi. Evet. İzin mevsimi geldiğinde sıkıntı nedir? Sıkıntı giden arkadaşımızın yerine bir başkasını görevlendirmek. Elinizde elemanınız varsa görevlendirirsiniz, elinizde elemanınız yoksa hoca efendiye dersiniz ki hocam, yanında, yörende, sağında, cemaatinden namaz kıldıracak kadar insan var ise ümmiyenin ümmiye imameti caizdir. Birileriyle anlaş, gelsin adamcağız namazını kıldırsın. Evet. Para ver, adam tut filan. Onlar sonraki gelen şeyler Hikmet evet, Hoca. Evet. Yapacak para başka adam şey yok. Sonraki gelen şeyler. Evet. Efendim, çok da hoş da olan bir şey değil o zaten. Nuriye Hanım Yozgat'tan arıyor. Alo. Hattan düştü Nuriye Hanım, öyle anlaşılıyor. Evet. Hocam, bir seyircimiz ısrarla hocamıza sorun, Müslümanın dolar alması caiz midir diye soruyor. Ya bu dolar... Tövbe ya Rabbi. Ya siz dediniz yani İsrail'e gidiyor işte, evet, Filistin'e kurşun Müslümanın olarak doluyor. Müslümanın kola içmesi caiz midir demiyor bana, dolar alması caiz midir diyor. İşte yani akla geliyor ha, yani hocam şimdi o dolar aldığın zaman da işte o gavura yarıyor. Tabii. Haklı yani, yani seyircimiz. Yani ben kendi paramla alışveriş yapmayı istiyorum Hikmet Hoca. Tabii, tabii. Devlet babadan da isteğim bir Hikmet Hoca. Evet. Kiralar hala dolarla oluyorsa. Şimdi heh, ona bir yeni bir düzenleme getiriyorum. Gelecek işte. Bakalım evet, gelecek. Gelecek de kim uyacak? Kardeşim, benim evimi tutacaksan dolarla tutacaksın diyor adam. Yeah. Tamam mı kardeşim? Ev kiraya veren adam olmadığı müddetçe kanun hikaye Hikmet Hoca. Evet. Onun için de saygıdeğer seyircilerimiz şu günlerde düşmanın düşmanlığını iyi bilmeliler. Bilmeliler. Gavurun parasını almak suretiyle, şimdi geçen bir öyle söyledi birisi de, şey var ya, bir askeriyeden ayrılma bir insan var. Bak şimdi aklıma gelmedi, hep şeylere evet, çıkıyor. Efendim, bir üniversite profesörüyle takıştılar. Evet. Dedi ki, bak hocam, senin profesörlüğüne saygı duyuyorum. Ama dedi, yani yarın dolara ihtiyacı olmayan adam dolar alıyorsa ben ona adam demem dedi. Evet. Dolara ihtiyacı olmadığı halde dolar alıyorsa. Yeah. Şimdi bizim bir kısım insanlarımız var. Devletmiş, milletmiş, vatanmış. Onlar için söz konusu değil. Evet. Onlar için mide söz konusu. Evet. Doları alacak, dolar çıkacak. Çıkınca oradan para kazanacak. Evet. Para kazanacak. Yani bu tip fırsatçı insanlara söyleyeceğim bir tek söz var Hikmet Hoca. Azıcık milli olun yahu. Doğru. Azıcık milli olun. Allah'tan korkun ya. En azından ben almıyorum hocam. Ben almıyorum canım. Ne alacağım evet, ya? Allah. Efendim, Ayhan Bey Ankara'dan arıyor. Alo. Hocam hayırlı akşamlar. Gününüz iyi olsun. Hayırlı akşamlar efendim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Buyurunuz. Bir ricam vardı. Her zaman dile getiriyoruz ama. Buyurun. Bugün bu cenazeden sonra bu yemek ve pide olayını bir tekrar dile getirebilirseniz onun için çok teşekkür ediyorum. Pideyi kim kime veriyor efendim? Efendim şöyle söyleyeyim. Evet. Ben anladım. Ayhan Bey, ben anladım. Yok, ben de anladım da acaba farklı bir uygulama mı var? Ha, yok. Peki, yok. Hocamıza değil hocam, anladığınız gibi aynen. Bu belediyelerin yaptığı şey mi efendim? Hayır, kişilerin cenazeden sonraki verdikleri pide ve yemekleri tekrar işte yani, dile getirirsin, verilmemesi. Çünkü efendim bazı belediyelerimiz cenaze evlerine, efendim cenaze sahiplerine böyle bir ikram olsun diye pide gönderiyorlar. Bu farklı bir şeymiş demek ki. Tamam efendim. Onlar amenna hocam. Tamam. Peki hocamıza ama soralım. Ama cenazeden evet, sonraki kişilerin verdikleri için söylüyorum. Teşekkür tamam, ediyorum. Peki efendim, iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Evet hocam. Şimdi Hikmet Hoca,
Hani bir söz var ya, evvel yok idi, iş bu rivayet yeni çıktı derler ya. İşte bu beşerin aczidir, putunu kendi yapar, sonra da döner kendi tapar. Evet. Şimdi bu pide yahut yemek yahut etli pilav, pilav ayran. Ben onu evvelki sene, geçen sene miydi, evvelki sene yaşadık. Birader, benim biraderimin kayınpederi ki benim de ahbabımdı, dostumdu. Evet. Allah mekanını cennet etsin. Hacı Reşat vefat etti. Kırklareli'nin Üsküp nahiyesine gittik. Hı. Cenazeye. Mezarlığı defnettik. Havada birazcık ne soğuk ne sıcak arası. Orta, evet. Daha mezarlıktan ayrılmadan hemen elimize birer tabak içerisinde etli pilav ve ayran tutuşturuverdiler. Evet. Bu ne dedim ben? Ben ilk defa görüyorum çünkü bilmiyorum. Meğer oralarda adetmiş. Şeyden kurtulduk ziyafet tabii gibi yani. Şimdi saygıdeğer seyircilerimiz, bizim bir adetimiz, ananemiz vardır. Nedir o adetimiz, ananemiz Hikmet Hoca? Misafirlerimiz, uzaktan cenazemize iştirak etmek için şehir dışından gelen misafirlerimiz varsa bunları aç bırakmamaktır. Evet. Bunun için de hane sahibi evinde bir yemek hazırlatır. Evet. Bu yemek nereden hazırlanır? Bu yemek komşularından gelir. Doğru. Cafer'in, Hazreti Cafer'in bir yakini vefat ettiğinde değil mi? Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Cafer'in başında dert var, onun evine yemek gönderin dedi. Hatırlıyorsun onu. Yani ben kendi köyümden hatırlıyorum Hikmet Hoca. Evet. Bizim orada bir hafta, şimdi nasıldır bilmem. Evet. Bir hafta efendim cenaze evine köyden yemek taşınır. Evet. Ve her gün akşam namazında da köyün imamı akşam camiye gelen cemaatle birlikte camiden çıktıktan sonra cenaze evine gelirler. Orada yemek yerler. Arkasından Hoca Efendi Kur'an okuyup dua yapar. Evet. Usul bu. Yani ölü sahiplerinin gelen efendim kişilere yemek vermesi mekruhtur. Mekruh tabii ki, o kadar. Doğru bir şey değil. Evet. Bilakis o acılı aileye komşuların yardımcı olması uygun olanıdır. Mesela getirir. Bu mezarlıkta filan pideydi, şöydü, buydu. Bunlar bizim adetimizde, anemizde yok aziz. Hocam ben Orta Asya'da uzun seneler kaldım. Orada da hakikaten ölü sahibi yakını vefat ettiği zaman orada bir öküz keser. Yani ölene mi yansın, öküze mi yansın hocam? Tövbe estağfurullah. Ciddi bir sıkıntı var. Yedisinde ziyafet verir. Pilavlar hazırlanır. Ziyafet verilir. Yedisinde tam verir, 52'sinde verir, senesinde verir hocam. Tam bir zulüm. Evet yani. Tam bir zulüm ya. Efendim Ali Bey İstanbul'dan arıyor. Alo. Alo. Alo, buyurun Ali Bey. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam efendim. Yayınınız hayırlı olsun. Hocama da çok çok selamlarımı iletin. Aleyküm selam. Sizleri çok seviyorum dinlemekten. Şimdi hocam. Evet efendim. Bu. Telefon, televizyonunuzun sesini kısın da yankı yapmasın Ali Bey. Özür dilerim. İçeri, içimizde. Evet. Tamam hocam. Şimdi bu içimizde Amerikan doları çıktı diye sevinen vatan hainleri var. Evet. Şimdi bir şey daha var, çok özür dilerim. Sayın Reis'i çok seviyoruz. Evet. Sayın Reis'i çok seviyoruz. Sevdiğimiz gibi yalnız bu köprü yerleri hepsi dolarla çıktı. Evet. Bu köprü yerlerindeki dolara bir önlem gelecek mi? Evet. Mesela bu şeydeki, bu şey köprüsü, bu şeye giden köprüde $30 günlük. Ali Bey bizden sonraki programda bunu sorsanız daha güzel olacak efendim. Biz dini bir program yapıyoruz. Yani ekonomi programı değil bu. Yanlış yanlış yeri aradınız. Hassasiyetiniz için de teşekkür ediyoruz tabii. Yani yine aynı konularla ilgili Ali Bey bir sual açıklama yaptı. Hocam bir seyircimiz şöyle bir sual sormuş. Hacca giderken yakınlarından helallik almadan gidersen haccın kabul olur mu demiş. Hikmet Hoca hacca giderken helallaşmayı kitaplarımız tavsiye eder. Eğer helallaşmadığınız insanla alışverişiniz varsa, ona borcunuz varsa, o arkadaşa, o komşuya, o akrabaya borçlu iseniz Hikmet Hoca, borçlu olarak hacca gitmeniz doğru bir şey değil. Ama borcunuz yok. Borcunuz yok da helallaşmayı da unutmuşsanız bir mahsuru yok.
keyfi olarak helallaşmamışsanız bile onun haccınıza zararı yok Hikmet Hoca. Evet. Zararı yok. Hac ayrı bir ibadettir. Sizin helallaşarak gitmeniz ayrı bir şeydir. Bak, Türkiye'de, sadece Türkiye'de hacca giderken tören yapılır, gelirken, giderken de ağlarız Hikmet Hoca, karşılarken de ağlarız. Evet. Bu Türk milletinin hacca verdiği değerin en bariz işaretidir. Evet. Ama hacca giden adam etrafıyla helallaşmadı diye, akrabalarıyla helallaşmadı diye haccı olmuyor dersek yanlış yapmış olur. Evet. Evet. Hocam, camilerde müezzin caminin girişinde farzı kılarken tek başına kalıyor. Bu namaz kabul olur mu? Mustafa Özdemir Bey Antalya'da. Mustafa Özdemir Bey söylüyor bunu da. Evet. Güzel. Yani biz de tek başına müezzinin arkada durup da efendim namaz kılmasını uygun görmüyoruz Hikmet Hoca. Evet. Ama namazı olur. Olur. Namazı olur. Ama safa girse daha fazla. Tabii. Safa giderse daha makbuldur ama arkada bulunup da yapılacak bir hırsızlık meselesinde caydırıcı olduğunu da dikkate alsın saygıdeğer seyir. Peki. Evet. Burak Bey İstanbul'dan arıyor. Alo. Alo. Burak Bey, iyi akşamlar. Buyurun efendim. İyi akşamlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyi misiniz Yusuf Kavaklı hocam? İyiyim, hamdolsun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok özledik sizi. Nerelisiniz Burak Bey? Orta Asyalıyım. Neresi? Kazakistan, Kırgızistan? Türkmenistan. Türkmenistan. Maşallah. Buyurun efendim. Şey soracaktım. Hani insan vefat ettiği zaman vefat ettiği une bir şey veriyorlar. Evet. Koyun veriyorlar. Evet. Ziyafet. Koyun veriyorlar. 7'sini koyun veriyorlar. 40'ını koyun veriyorlar. Evet. O cazip midir vermek? Yoksa vermemek mi lazım? Evet, hocamız onu cevaplandırmıştı Burak Bey. Başka sualiniz yoksa teşekkür ediyoruz efendim. Tekrar hocamız söylesin. Yani ziyafet vermek. Cenazelerde evet, bu tip yemekler uygun değil. Evet. Bak, bizde bir helva dağıtılırdı. Hikmet İşte burada bir sual gelmiş hocam zaten. Ölen kimsenin evinde birinci gün helva yapılması caiz midir? Tabii. Helva yaparlar. Şimdi cenaze sahibi evinde ağlayacak mı, helva mı yapacak? Hem ağlayıp hem helva yapan hanımlar bilirim ben Hikmet Hoca. Evet. O gözyaşlarıyla karılan helva ne olur Allah aşkına Hikmet Hoca ya? Evet. Bu helva nedir biliyor musun bana göre? Ey millet, babam öldü, anam öldü, karım öldü, kocam öldü. Gelin helvasını yiyelim demektir. Başka bir şey değildir bu ya. Evet, doğru. Böyle saçma sapan adetler uydurmuşuz ya. Hiçbirinin dini dayanağı yok bunların ya. Evet. Yok. Efendim, Ahmet Bey Kayseri'den arıyor. Alo. Alo. Alo, buyurun Ahmet Bey. Sayın hocam, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam efendim, iyi akşamlar. Sizleri zevkle seyrediyorum şu anda. Sağ olun efendim, Allah teşekkür ederiz. Olsun. Çok güzel ışık tutuyorsunuz. Şimdi benim babam sizlere ömür 5 sene oldu, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Biz, Allah razı olsun, biz 9 kardeş kaldık. Evet. Miras biliyorsunuz. Evet. Yalnız kardeşlerimden bir tanesi de vefat etmişti babamdan önce. Evet. Bunun çocuklarına, yani babamın torunları oluyor. Evet. Bunun çocuklarına bu bize düşen, bu hayatta olan bizlere düşen mirastan düşer mi? Ne şekilde düşer? Onu sormak istiyorum sayın hocama. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Şimdi bu Kayseri müftülüğüne gidecek. Evet. Bu aziz dostumuz Ahmet Bey. Evet. Kayseri müftülüğünde bu miras meselesi hesap kitap bir şey Hikmet Hoca. Doğru. Yani feraizle ilgilidir bu. Evet. Feraizle ilgili olduğu için evvela saygıdeğer seyircilerimiz, akrabalar kendi aralarında bir anlaşma yapmalılar. Biz bu mirası dinin koyduğu hükümlere göre mi taksim edeceğiz? Yoksa medeni kanunun, İsviçre medeni kanunun koyduğu hükme göre mi taksim edeceğiz? Evet. Biz dini kanuna göre pay edersek
İşte şöyle 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 alacaklar. Ama medeni kanuna göre pay edersek ortadan bölecekler. Evet. Bizim saygıdeğer seyircilerimizin hanımlarının çoğunluğu medeni kanunu tercih ediyorlar Hikmet Hoca. Onun için de bu saygıdeğer seyircimiz Ahmet Bey Kayseri Müftülüğü'ne gidecek. Kayseri Müftülüğü'nde fetva komisyonu vardır. Evet. Onlara çıkacak, diyecek ki bak kardeşim babamız vefat etti. Evet. Biz 9 kardeştik. Bir kardeşimiz de babamızdan önce vefat etmişti. Dede yetimi diyorlar ya. Hikmet. Dede yetimi bu. Evet. Dede yetimi. Bu yetimler ne alacaklar? Evet. Bunun bir hesabını, kitabını bize yapın. Biz, yani bunlara bunlar aslında verilmesi uygundur diye fetva veriyor alimlerimiz. Evet. Yani onlar da mazlum şeydir efendim, yetimdir. Mazlum, tabii yetimdir evet. Nihayet. Evet. Evet. Efendim Ümit Bey Konya'dan arıyor. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam Ümit hocam. Bey. İyi akşamlar efendim. Buyurunuz. Bu katılım bankalarıyla ilgili birkaç soru sorulmuştu da. Evet. Onunla alakalı ben de aklıma şöyle bir şey geldi, soru geldi. Duyuyoruz sağdan soldan. Katılım bankaları gecelik repolarda değerlendiriyorlar diye paraları. Bu durumlar varsa büyük bir sıkıntı doğurmaz mı acaba? Zaten bizde çok rahat yani gidin alın serbest filan diye de bir şey demedik. Zaten ne dedik? Yok tabii ki. Efendim tabii gidin nasıl çalışıyorlar, hangi şartlarda çalışıyorlar inceleyin efendim, mahsur görmüyorsanız şey yapabilirsiniz diye böyle şerhler koyarak. Ümit Bey. İzah edin. Efendim hocam buyurun. Ümit Bey duyduğunuz bir şey var ise... Evet. Bunu bir lütfen araştırın. Eğer böyle tabii bir şey ki var ise o zaman Müslümanların kanına girer bunlar. Tabii tabii. Heh, kanına girer. Hani kendim böyle bir şey yaptığım için değil ama şimdi bu yani şimdi burada burada söylenmez ama bizim mail adreslerimiz belli. Buranın da mail adresi belli. Bu müessese hangisi ise bunun ismini, cismini bize maille bildirirsen biz onu araştırtırırız, sordururuz. O da var. Ama siz araştırıp sorar da böyle bir doğruyla karşılaşırsanız Müslümanları ikaz etmek durumundayız. Gece silahlı, gündüz külahlı Müslüman olmaz. Evet. Gece yani, silahlı gündüz külahlı olmaz. Böyle repoyu da şurada burada değerlendiriyorlarsa biz onlara niye tavsiye edeyim ki ben onu? Hocam zaten ekranın alt kısmında mail adresimiz var. Mail adresimiz var. Oraya yazarsan. Tamam hocam. Tamam. Sorum daha olacaktı. Buyurun, buyurun. Hocam bu Peygamber Efendimizin şefaatiyle alakalı tamam bir aydınlatırsanız tabii bir zahmet olur. Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Evet hocam şefaatle ilgili. Hikmet Hoca. 32 tane ayet var. Hepsini okuduğunuz zaman şefaatin hak olduğunu anlarsınız. Bizim kitaplarımızda yazmış bunu. Pek çok da hadis var. Şefaat ya Resulallah demiş mi abi? Kim demiş? Demiş. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Amcası Ebu Talib'e. Biraz evvel söyledik. Tabii. Ey amcacığım, anlıyorum ki son anlarını yaşıyorsun. Bari benim getirdiğim dine iman et de öbür dünyada sana şefaat edeyim diyorsa şefaat yoktur diyen soytarılara bakmasın bizim saygıdeğer seyircilerimiz Hikmet Hoca. Geç ya. Evet. Yani zaten Ayetel Kürsi'de her namazdan sonra okuduğumuzda yani onun izni yani olmadan kim şefaat edebilir diye geçiyor. Yani demek ki Cenab-ı Hak izin verdikleri şefaat müsaade edecektir. Ettikleri müsaade şefaat ettikleri şefaat edecektir. Tabii ettikleri pek çok hadis var bu konuda. Tabii dolayısıyla canım, şefaati inkar etmek sıkıntılı bir durumu yansıtır. Hocam tabii bir dakika kadar bir süremiz kaldı. Bitiyor vaktimiz. Diyor ki bir seyircimiz, anne babası kızını sevdiği erkeğe vermiyor. Ben de kaçması için yardım ettim. Vicdan azabı çekiyorum. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Yani yardım ve yataklık etmiş hocam bu seyircimiz. Yani babalar, anneler azıcık dikkatli olsunlar Hikmet Bey. Ya. Sevmedikleri yemeği yemeyen anneler, babalar çocuklarını sevmedikleri insanlarla evlendirerek hayatlarını zindan etmesinler. Yazıktır, günahtır. 30 sene, 40 sene, 50 sene evvel Gerdah gecesinde karısının yüzünü gören, kocasının yüzünü gören erkeklerimiz, bizim annelerimiz, babalarımız öyle evlenmiş Hikmet Bey. Biz onları yaşadık, gördük yani efendim. Ta uzaktan kız suya gidecek de uzaktan adam görecek kızı. Onun için de bu o devirler bitti aziz dostum. O devirler bitti. Anneler babalar azıcık dikkat etsinler. Azıcık çocuklarının da geleceğini düşünsünler.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sayıda mail geldi. Hepsine cevap vermedik ama önümüzdeki programlarda inşallah yani, sevgili seyircilerimizin telefona yaklaşıyor. Suallerine cevap verebileceğiz. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Hocamıza başta teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer seyircilerimiz, bir Hak Yolu programında sonuna geldik. Haftaya bir başka programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.